Evet, canlıya geçtik sanırım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün DSC Okan olarak düzenlemiş olduğumuz SwiftUI ile Protocol Oriented ekran geliştirme eğitimimiz var. Ve bugün kendisine de uzun zamandır hayran olduğum bir insan var. Eğitmenimiz Veli Bacık. Özellikle SwiftUI'yi çok sevdiğim için bu yayına ben çıkmak istedim. Normalde Buse'ye alışıksınız biliyorum ama. Lafı çok da uzatmadan o zaman Veli Bacı'yı hemen davet edelim. Evet. Selamlar, selamlar. Merhaba Hoş Güray. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz demene gerek yok Güray. Sen Burada abi evet, şimdi diyebilirsin. Hocam arka istediğin gibi planda diyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. insan görmese bile yine de bir ciddileşiyor. Ciddi olacağımız tek yer kodu yazarken. Kodun dışındaki her yerde eğlenip gülmeliyiz. Güldükten sonra problem yok. Kodu yazarken ciddi olabiliriz. Bu arada unutmadan söyleyeyim, sertifikalı olacak eğitimimiz. Onun linki de yayının herhangi bir zamanda chat kısmında görebilirsiniz. Aynı zamanda Veli Bacı'nın ve DSC Okan'ın sosyal medya hesaplarında videonun altında linklerden Süper. erişebilirsiniz. O zaman çok da lafı uzatmadan ben kaçıyorum. Tamamdır Giray'cığım. Teşekkür İyi ederim. yayınlar diliyorum. Sağ ol Giray. Teşekkürler. Ekranımızda geldi. Ala geyik var bugün. Selamlar arkadaşlar. Herkese, yayına katılan herkese. Bu güzel, güzel değil mi? Haftanın orta günü çok güzel mi? Bazıları için güzel. Hafta sonu 2 gün kaldığı için tabii de. Güzel çarşamba gününden herkese merhaba. Bugün uzun zamandır aklımda var. Yani biz yayından önce arkadaşlarla konuştuk. Biraz süre Swift üzerine bir şeyler konuşalım. Swift üzerine, Swift UI'la, protokol programming'in neresinden ne tutabiliriz birlikte bunu konuşalım. Ve bunlarla birbirimize neler katabiliriz? Belki kafa açıcı, belki de sizin de kullandığınız ya da işte projelerde bir yerlere konumlandırabileceğiniz çözümlerden biraz bahsedeceğim. Tabii ki bunu yazacağız baştan sonra. Ardından da ala geyin huzurunda. Geyin de bir anlamı vardı ama unuttum. Bu arada ben koymadım tabii. Hani bazıları geyi çok sever de ben bu şeyi kullanıyorum. Unsplash Wallpapers'ı. O kendisi bugün geyi bana verdi. Geyin güzel bir anlamı var diyorlardı hatırlamıyorum ama neyse geyin anlamı da ileride bakarız ona. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi bütün kodları birlikte Git'e atacağız. Baştan sonra Swift projemi bitireceğiz. Buradaki ana konsept bir Swift UI ekranını geliştirirken elimizde neler var? Bir işte bunu bir hafif bir mimariyle kurgulamak istediğimizde neleri ekleyebiliriz? Birkaç tane ufak güzel trikten bahsedeceğim. Notlarımın arasında da onlar var. Ve burada bir de protokol programming. Şimdi protokol programming özellikle benim kanalda da bununla ilgili çok güzel içeriğim var. Yani çok severek yaptığım. Çünkü protokol programlama özellikle Swift ve Storyboard UI kitle müthiş bir uyum halinde. Çünkü burada declarative design, imperative design olduğu için yani biz orada bütün tasarımları, bütün ekranları sonradan kodla verdiğimiz için çok müthiş oluyordu. Ama şu anki konjektürde aslında protokol programming çok da bazı mesela article'larda arkadaşlar bunun anti-pattern olduğunu da burada yine ben bir şey yapmışım müthiş. Anti-pattern olduğunu da söylüyorlar. Bence de bazı yerlerinde düşündüğünde Swift UI'nin sana vermiş olduğu İster buna view mantığı da ister widget mantığı da ister dedim bu mantıkların içerisinde çok da gerek de olmayabilir. Ama biz yine de mesela bir protokol programlamayı kullanarak nasıl bir ekranda böyle bir ufak bir geliştirme yapıp işte o delegate'ler aracıyla haberleştirip yan sayfamızda işte bir model ekleyip çıkartabiliriz bunu konuşacağız gibi gibi demiş olayım. Bunları aslında birlikte kodlayıp göreceğiz. Swift UI'nin üzerine çok durup Swift UI şudur budur demeyeceğim ama Swift UI'nin sadece bilmemiz gereken aslında tek ve en büyük temel mantığı şu anki işte Jetpack Compose dersiniz, Android'de Flutter dersiniz. Bunların hepsinden var olduğu gibi diyor ki her bizim Apple framework'ümüz, Apple developer'ları şuraya önemli keyword'leri yazayım. Diyor ki bundan sonrasında dünya değişti. Dünya artık reactive programming. Herkes tak 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 kod yazıyor. Ya Swift developerlar, iOS developerlar bıraksın artık diyor. Build tak tak alıp yapmayı. Bunu çok daha efektif bir şekilde ekranda yaptıklarını görüp kodlayabileceği daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz deyip kendileri Swift UI framework'ini dünyaya getiriyorlar aslında. Swift UI'ın şu an için iOS 13 sonrasını destekliyor.
iOS 13 sonrası, iOS 13 %98 miydi, %99 mu ne, şu an Apple'da kullanılıyor. Yeni proje açarken çok tatlı olabilir ama eski projeleri doğrudan CVT'ye merge etmek production projeyi oldukça zor. Yani çünkü çok yazılmış UI kodları var. Bunları refaktör edecek güç, bunları bulmak biraz zor olabilir ama buna dikkat edin. Bir de şunu unutmayın ki Swift UI yazıyoruz. Swift UI geldi çünkü aslında Swift UI benim en azından düşünceme göre bir ihtiyaç kapsamında geldi. Şu anki konjonktür her şey buyutal yapıldığı için insanlar biraz yavaşlıyordu. Ama şimdi Swift UI ile herkes bir ekran yazıp burada ekranda karşılığını tak diye görebildiği için özellikle iOS developer tarafında çok tatlı bir ekran geliştirme imkanına sahip olduk. Ve genel konsepte de yine burada bir widget mantığı olduğu için, yani ne demek istiyorum? Şuraya koyduğunuz, yaptığınız özel bir şeyi şuraya dahi atabildiğiniz için, yani normalde mesela buraya diyelim UI tab bar item atabiliyorduk. Buraya işte UI navigation bar item atabiliyorduk. Artık bunlar da Swift UI tarafında değişti. Buraya artık istediğimiz view'u da yani istediğimiz bir objeyi doğrudan buraya entegre edebiliyoruz. Bu da bizim aslında kazandığımız güçlerden bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Yine bunun da bize kattıkları avantajları, dezavantajları konuşacağız. Yine Swift UI ama tabii ki bir Swift UI ve Xcode çalışması da çok daha böyle efektif ve performanslı. Bunları da ilerleyen zamanda görüşeceğiz. Peki bugün arkadaşlar benim elimde ne yapacağım? Benim bir tane HTTP docs diye bir endpoint'im var. Tabii ki o endpoint'i ben buradan doğrudan bulamayacağım. Notlarım arasında bu endpoint'imin olabileceğini düşünüyorum. Evet buldum. Notlarımdaki endpoint'imi aldım. Şöyle bir endpoint'im var. Ben bunun bu arada yazısını da yazmıştım. Özellikle bu ilk Swift UI ile ilgili yaptığım içerik olduğu için çok böyle gidip müthiş custom ya da öyle şey değil. Biraz daha tatlı, sakin, herkesi toplayabileceğim bir içerik istedim. Onun için burada bir servis endpoint'i her yerde, her mobil app'in olmazsa olmazı bir servis endpoint'ini entegre edeceğiz. Entegre ederken kullanacağız. İşte servis isteği atacağız, datamızı çekeceğiz, datamızı ekranda göstereceğiz. Bunu gösterirken bir tasarımımız olacak. Tasarımını yapacağız. Tasarım yaptıktan sonrasında da burada o state'i, o view'u kontrol etmek için bir view modül yapacağız. Bu view modülü da SwiftJ'in verdiği bize güçleri kullanarak entegre edeceğiz. Ve buradaki anlık değişiklikleri birbirleri arasında kullanacağız. Bir de add diye bir modül yazacağız. Add modülünde de buraya mesela yeni bir tatlı bir mesela şu tarz bir köpeğimizi ekleyebileceğiz. Ama lakin ben şu an onun servis kısmını hazırlamadım. Daha doğrusu şu an bunun herkes biraz kullanıldığı için bu bazı arkadaşlar. Bunun ben sadece şu an read yetkisi var herkes şu an. Siz de buna istek atarsanız bilgisayarınızdan siz şu an bu dataları çekebilirsiniz. Ama buraya write yapamazsınız. Şu an kapalı. Onu açmadığım için şu an onu açmayı düşünmüyorum. Onu belki ileride yaparız. Ben burada bir senaryo yapacağım ve bu senaryoyla aslında bir servis instance'ını ve servisin üzerinde yaptığım delegate'i ben alt dalıma, protokolümün gücünü alt dalıma taşıyıp bu taşıdığım sayesinde bir dummy bir data ekleyip bu datayı da gelip ön tarafta göstereceğim. Aslında bu tarz böyle birçok kavramı aynı anda göreceğimiz, servislerin hepsini falan filan görebileceğimiz, yarın bir gün sokağa çıktığımızda bize bir örnek istediklerinde hemen hemen bu tarz şeylerle insanlar işte servis isteğidir. Belki ilerleyen zamanda işte lazy load falan adı bunlara da gelir Swift tarafında. Ama burada önemli olan önce şu konseptleri kafamızda bir oturmak, sonrasından hepsinin zaten tak 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 yere oturacağını biliyorum. Bu şöyle de ilgili böyle bu Firebase ben bir kere açık unuttum şu adresi. Read yetkisi yani yazma ve okumaya açık unuttum. Ya bir baktım Firebase'den uyarı geldi. 10 MB, 20 MB. Ya video izleyen herkes benim Firebase endpoint'ini kullanmış. Herkes oraya datayı yazmış. Siz de eğer mesela bu dataları kopyalayıp kendi Firebase'inize paste edip o Firebase'de bunu kullanabilirsiniz. Onun için lütfen benim Firebase'imi yormayın. Yok yok. Okuyabilirsiniz de write yapamazsınız. Ama bir şey eklemek istiyorsanız copy paste edin, kendi servisinize taşıyın, orada ekleyin. Demiş olayım. Şimdi artık buraları kapattık. Buralar bizi yordu. Şu Slack'ten çıkalım. Zaten bildirim gelmez. Kapattım ekranımın her şeyini. Şimdi ben burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bir Xcode projesini açacağım birlikte. Ve buradan sonrasında hayatımıza başlayacağız. Create new Xcode project deyip sıfırdan ekranımızı yapacağız. Ne diyelim? İsim bulmak en zoru. Okan Swift UI Okan University. Okan DSC diyeceğim şöyle. Aynen.
İsim bulmak o kadar zor ki. O kadar çok repository'niz olunca, o kadar çok sample proje yapınca artık isim bulamıyorum. Burada gördüğünüz gibi belli başlı katmanlar var. Burada dikkat etmeniz gereken zaten default olarak SwiftUI hep artık geliyor. SwiftUI interface ile birlikte. Buna bir dikkat ederseniz diğer her şey bizim için tamamdır. Diğerleri zaten hayatta devam edecek. Şuradakileri şu an için önemsemiyoruz. Bizim burada giderdiğimiz SwiftUI proje oluşturup hayatımıza başlamak. Evet, Swift'in altında sample olarak oluşturalım. Sonrasında bunu birlikte atarız. Evet, gördüğünüz gibi her dünyada olduğu gibi Hello World'ümüz de bizi karşıladı. Swift projemiz de bizim ve burada bizim yapacağımız belli başlı kavramlar var. İşte ya da projenin detayları var. Bunları birlikte göreceğiz. Ve burada dediğim gibi bizim en büyük kullanacağımız avantaj da anlık olarak şuraya yazdıklarımızı burada ekranda görebiliyor olacağımız ve ekranımızı da biliyorum kod küçük kesin. Şöyle ben de bir kontrol ettim. Bir tık daha büyüttüm. Çok daha büyüttüm de ben yazamıyorum bu kez. Burayı da büyüttüm arkadaşlar. Bu sayede biz burada kullanıp şey yapacağız. Bunu şu anlık şu konjektörde şurayı bir kapatıyorum. Çünkü benim için önemli olan projede ilk başta structure'dır. Ekranı kodlarız. Ekran problem değil. Şuradan çıkıyorum ben. Canvas'ı bir kapattım. Buraya geldim. Şimdi Okan burada projenin core feature'larında ben neler yapacağım? Aslında şurada bir tasarlıyorum. Bir application folder'um var. Burada genelde uygulamamın içerisinde olabilecek uygulamamın ya da işte resource'larını belki koyabileceğim, belki bir şeylerini saklayabileceğim şeyleri buraya atıyorum. Ben genelde feature base giderim projelerimde. Features de benim hep bir klasörüm olur. Feature klasörlerim olacak. Bu feature klasöründe yapacağım işleri tasarlayacağım. Burada isterseniz benim alışkanlığım core var vesaire var. Burada yine sizin bileceğiniz best practice'lere uygun bir klasörlenme ilerleyebilirsiniz. Research'tır, utility'dir ama ben onları genelde application altında yapıyorum. Benim bir product diye bir klasörüm hep oluyor. Product'ın katmanı da yani product aslında uygulamanın uygulama özel komponentler, application global komponentler, feature de uygulamanın feature'ları olarak düşünebilirsiniz. Bu işte şu ana projenin başına gelen proje katmanlarını şu anlık şurada topluyorum. Bu benim için şu an önemsiz diyorum. Benim asıl istediğim kısım zaten burası. Product'ın altında biz işlerimizi yapacağız. İşte ne bileyim utility katmanımız olacak. Utility. Mesela belki bir constant katmanımız olacak. Bir tane şöyle constant katmanımız. Constant. Yep. Feature. Ardından bir de feature'larımız var. Bildiğiniz gibi iki tane feature'ımız var aslında bizim bu projede. Bir tanesi bunları göstereceğimiz ekran. Buna home view diyebilirim. Problem yok. Ardından da home features dedi. Home features da diyebilirsiniz bu arada. Home da hani doğrudan home da diyebilirsiniz bu arada. Home view deme belki şey gelebilir. Home diyebilirsiniz. Ardından da bir de add diye feature'ımız olsun. İşte bu da dummy olarak yapacağımız o işlemin olacağı yer. Ve buraya geldim dedi arkadaşlar. Ben genelde bu tarz ne olursa olsun projelerimde hani her projemde best practice olarak MVVM ile yazıyorum. Ama mesela Swift tarafında daha çok clean architect ve Viper'ı çok seviyorum. Yani Viper'ı özellikle seviyorum. Test yazma açısından vesaire iyi oluyor. Belki bir etkinlikte de ya da ben de bunu bir GitHub içeriği olarak Swift ile birlikte Viper konsepti üzerinden konuşuruz. Ama burada biraz mesela Viper'da ya da işte diğer patenlerde navigation katmanı var, bilmem ne katmanı var. Burada biraz SwiftUI buraları biraz bozuyor. Çünkü SwiftUI'nin konsepti tamamen atomik dizayn ve işte iç içe katmanlama yapısı olduğu için burada bazı yerlerde, bazı katmanlarda işte navigation yaparken işte navigate bilmem ne properties değil de delegate üzerinden, view üzerinden yapıyorsunuz. Bilmem neyi başka yerden yapıyorsunuz. Yani doğrudan view'a bir hareket yaptırmak için view'da illa bir objenizin olması gerekiyor. Yani bu tarz bazı konularda benim en azından gördüğüm SwiftUI beni orada geriye çekiyor. Yani SwiftUI'nin bana vermiş olduğu framework gücü ama muhakkak o da bir şeye uydurulur. Yani uydururuz. Onu da birlikte uydurup projede kullanırız zaten. Buraya geliyorum. Home'un altında asıl yapacağım bir view katmanım olacak. Ardından bir view model katmanım var. Ardından bir de servis katmanım var. Model katmanı da yapabilirsiniz bu arada. Problem değil. Ama model katmanını ben yani model katmanı da yapalım. Yani. Tamam, süper. Model. Şimdi projeye başladım. Diyelim bunlar benim var. Add feature'ım ne zaman ne yaparız? Önce bir ana feature'ımızı görelim. İşimizi bitirelim şurada. Şimdi şurayı kapattım. Bu arada modelimin için önce ben uygulamamı yazarken tabii ki önce view katmanını bir oluşturalım şurada. Diyelim ki bir SwiftUI sayfamız olacak. Bunun adı da Home View olarak bize gelecek. Home UI View de diyebilirsiniz. Yani Home View derseniz aslında benim için zaten yeterli. Ama tabii büyük projelerde daha iyi isimlendirme yapılabilir. Home View'umu vereceğim. Bir Home View modül yapacağım ve ardından da bunları kurgulayacağım. Zaten bu burada benim için hazır. Bir tane burada bir View modülüm olacak. Yavaş yavaş böyle sakin sakin birlikte yazacağız buraları.
HomeView modulum olacak. Hop. HomeView modulun neler yapacağını, neler edeceğini, aslında buradaki her şeyi ben HomeView modula burada vereceğim protokoller aracılığıyla haberini vereceğim. Ve bunların aslında bir avantajını da birazdan aslında yapacağım, o katmanda kullanmış olacağım. Bunları da göreceğiz birlikte. Ardından da HomeView modulumu verdikten sonrasında servis katmanımı da oluşturup projenin aslında ana katmanlarını servis ve modelimi de oluşturup buranın ana katmanlarını bitirmiş oluyorum. Benim için zaten önemli kısımlar bu aralar. Normalde belki şey içinde işte servis katmanını da ayırıp başka bir şey içerisinde, yani bir view ya da bir folder içerisinde ya da işte servisin interface'inde ayırabilirsiniz, ama buradaki proje için şu an buna gerek yok. Ve bir de bildiğiniz gibi modelimiz var. Son olarak modelimizi de yapalım. Bu iş bitsin burada. Home model ya da buraya dog, benim servisimden köpekler dönüyor. Köpekler olduğu için dog modeli diyebilirsiniz. Müthiş. Şimdi bunu verdim. Önce ben modelden hızlıca başlarım. Modelim burada. Ben bu modelin bir JSON, yani Dart Swift tarafında bunu kullanmak istiyorsanız bunun JSON serializable, işte birkaç tane işlemleri var. Bunun kullanımı için codeable yapmak gibi. Elle de yazabilirsiniz. Ama ben genelde işte Swift to JSON QuickType.io var. QuickType.io üzerinden. App QuickType.io. Buradan zaten sağ olsun benim için hepsini hallediyor. Ben buraya veriyorum. Buradan Swift seçili oluyor. Swift seçili olduktan sonra bakın benim için oluşturduğu projenin codeable'a uygun kısmını, adını welcome demişiz. Biz bunu dog model yapıp burayı tamamlıyoruz. Bizim birinci kısmımız burası. En azından burada ben codeable bir şekilde bu projenin bu katmanlarını görmüş oluyorum. Şimdi döneceğiz. Geleceğiz, biz diyeceğiz ki ekranımızı yazarken ekranımızda nerede kullanacağımıza bakacağız ve biz bunun aslında o genel konseptini anlamış olacağız. Ama önemli olan kısımlardan bir tanesi aslında servis kısmımız. Yani biz servis connection'ını bağlamamız gerekiyor. Şimdi servis kısmını işte yine Swift'teki gibi atabiliriz, ama ben burada genelde yine kullandığım paketlerle özellikle servis kısmını burada yönetiyorum. Bunu da CocoaPod üzerinden, sadece ismini görmeniz için CocoaPod'u açacağım. Burada AlamoFire oldukça güçlü. AlamoFire'ı kullanıyorum. AlamoFire'ı buradan gelip bunu Swift UI tarafında işte pod kurmadan eklemek isterseniz, mesela ben öyle yapacağım. Swift Package Manager aracılığıyla şunu kurabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya gelip şuradan new Swift Package add package dependency deyip AlamoFire Git'i de projeye dahil ediyorum. AlamoFire git gelsin. Bir de projede bir o ihtiyacım olunca onu göstereceğim. Şu an bu gelsin. Bu geldikten sonra öbürünü de gösteririz. Tamam. AlamoFire da bizim için gelmiş oldu. Süper. Ardından AlamoFire, çünkü benim requestlerimi atarken çok fazla işime yarayacak. Ve ben bu atacağım istekler kapsamında da aslında bu şeyleri görmüş olacağım. Yani ekranımda ya da yapacağım işlerde nerede olduğunu, nasıl yaptığımızın hepsini görmüş olacağız. Bizim birinci derdimiz zaten bu. Yani servis kısmını doğru bir şekilde yönettikten sonra zaten ekranı yapması da, ekranı yönetmesi de bir kadar kolay olacak. Şimdi buraya geliyorum. Burada ekranım bunu kullanacak. Tamam, ben bunu biliyorum da, ama bunu doğrudan şöyle yapmayacağım. Mesela digipstruct deyip bir home servis diyerek yapmayacağım. Buraya muhakkak bunun bir protokolünü, bir interface'ini oluşturacağım burada ve diyeceğim ki bunun yapacağı işler neler ve bunun sonunda ben ekranı adama ne vereceğim, bunları burada tanımlıyorum. Ben burada diyorum ki I home service de benim bir instance'ım olacak. Okey miyiz? I home service instance'ımın içerisinde ben şunu yapacağım. Bir service instance'ı ne yapar? Request atar ve cevabı ve response'u veya error'ı gösterir. O zaman ben buraya diyorum ki bir function'ım olacak benim. Fetch diyeceğim. Fetch doc datas. Mesela hani böyle bir isimlendirme olabilir. Ardından tabii ki bu bir protokol olduğu için şuranın içini boş bırakacağım. Ve buraya geldiğimde de burada bunun neler yapması gerektiğini ve günün sonunda bana geri neler döndüreceğim, adama neler vereceğim burada söyleyeceğim. Burada işte şimdi Swift tarafında şey konuşuluyor, işte Swift Async Await'ler konuşuluyor. Onlar da geliyor yavaş yavaş. Daha ama onlar olmadığı için şu an callback function'larla hem legacy uygulamalarda hem şu anki uygulamalarda, benim şu anki sürümde de kullanıyoruz. Burada kişiye uygulama, yani cevap işlem bitti. Cevap bak bu demeyin yolunda. Şimdi buradaki yapacağımız işlem kapsamında, yani sonucunda göstereceğiz aslında. Ve adama diyeceğiz ki bak senin kaç tane, senin ne durumun var? Bak sen işlem bitecek. Geriye ben sana on success diye bir tane callback vereceğim diyorum. Peki bu on success callback'i ne yapacak? Eğer işlem başarılıysa ben adama geriye ne vermiş olmam lazım? Bir dog model vermiş olmam lazım. Ve bunu da şöyle void diyerek şurayı oluşturuyoruz. Ve bu sayede ben burada aslında bu işlem bittiğinde adama ne döndürmesi gerektiğini söylemiş oluyorum. Eğer on success durumundaysa. Ve eğer bunu dışarıya çıkartacaksanız, yani bunu birisi kullanacaksa bu
metottan gelenin dışarıdan gelen birisi alacaksa buna da escaping annotation'ını atarak da bunu dışarıya çıkartabiliyoruz. Ardından bu arada mesela demin yaptım, hızlı oldu biraz ama mesela böyle kod formatik işlemlerini ben CVMAT plugin'i kullanıyorum. Yine onu şeyden görebilirsiniz. GitHub'da var. CVMAT güzeldir. CVMAT'ı kullanıyorum. Bir de bunun her senaryo gibi on fail senaryosu var. On fail'da da yine bir escaping function diyorum. Şöyle escaping'i başına veriyorum annotation'ımı. Geriye bu kez string döndüreceğim diyorum. Yine benzer. Eğer bir hata olursa da bu şekilde çalışıp ben ekranımı güncelleyeceğim diyorum ve burayı aslında bitirmiş oluyorum. Ve ardından buraya gelip hop diyorum ki bak sen iHome servisten türemen lazım diyorum ve ana metot özelliklerini burada alıyorum. Süper. Şimdi burayı aldık. Burayı aldık. Şimdi burayı aldıktan sonra neyi yapacağız? Şimdi burayı aldık. İsteğimizi atacağız. Servisimizden cevabın geldiğini, cevabımızı alacağız. Ekranımızda göstereceğiz aslında ve bunu da burada tamamlamış olacağız. Peki burada benim neyim yok şu an? Benim en nihayetinde base URL'im yok. Base URL'i ben şurada, yani bu proje tekli bir proje olduğu için private late deyip en azından sadece burada kullanılması için, bu da önemli, base endpoint diyerek arkadaşlar bu şekilde oluşturacağım. Ve karşısına gelip şöyle değerini vereceğim burada. Ve bunu burada kapatmış olacağım. Şimdi ardından benim petlerim var bildiğiniz gibi. İşte ne var mesela? Benim base endpoint'im ne? Şuradan şunu da kapatalım bir. Şuraya mesela buraya baktığınızda benim base URL'im ne arkadaşlar? Şurası değil mi? Hop base URL'imi aldım. Buraya verdim. Süper. Ve benim burada sonuç olarak benim petlerim olacak. Petlerimi de mesela yine Swift'in gücünü kullanarak bir struct içerisinde, bir aslında sınıfın içerisinde ben bir enum tanımlayabilirim. Burada bir enum tanımlıyorum ve enuma diyorum ki network pet mesela. Çünkü ben sadece buradan erişilmesini istiyorum buna ve buradan network pet'i tanımlıyorum ve ben bunu dışarıdan kapatmak için de başına private atıyorum. Ardından buraya gelip diyorum ki bunun tipi string'tir diyorum. Hop buna string'i verdikten sonrasında burada mesela benim pet'im ne? Docs değil mi? Docs diyorum mesela şuna ve karşısına gelip eşittir docs.json diyerek bunu vererek arkadaşlar aslında burada petimi de bu şekilde bir enumeration kullanarak da Swift tarafından güçlü bir şekilde yapmış oluyorum. Şimdi bu bizim birinci kısmımız. Peki gelelim ikinci kısmına. Buraya gelip import'um. Aslında foundation'dan bir şey almıyorum. Silebilirim onu da. Alama file'ı burada bekliyorum. Eğer gelmezse bir boyut almanız gerekecek. Onu da şu iPhone benim telefonu görüyor herhalde. Şunu şöyle yapalım. Ha, telefon demişken onu da hızlıca bir şarja koyayım. Malumunuz bitmesin. Tamam. Build almadan o eklenmiş Suite Package Manager paketini görmez. Build aldık. Güzel. Şimdi buraya geldim. Burada şimdi importum da benim görecek alama fire'ımı. Alama fire. Yep. Alama fire'ı gördüm. Alama fire'ı zaten aslında çok güçlü bir paket. Ve zaten bilmem 30 bin yıldızı ne var. Her şey düşünülmüş ve inanılmaz efektif şeyleri mevcut. Kendi içerisinde en çok sevdiğim şey generic parse'ı da yapıyor. Generic parse ne? Yani sen ona bir modeli codeable olarak verdiğin bir modeli verirsen ona, o sana onu gelen response'u falan parçalayıp temizleyip al sana bu diyor, varsa yok bu diyor. Bunu yapabiliyor. Bu bakımdan özellikle Alma Fire'ı çok seviyorum. Ve burada da yine bunu kullanacağız. Peki nasıl kullanıyoruz? Alma Fire'ın import ettikten sonra kendi bir AF diye isimlendirmesi var. Bir aslında şuradan giderseniz de görürsünüz. Şuradan tamamlansın oraya birlikte gitmez. Şimdi tamamladığı için gitmez. Bu af nokta diyerek arkadaşlar aslında bir instance'ını request diyerek biz bu adresi gidecek yere request'imizi atacağız. Ve request'imizi attıktan sonrasından da burada birkaç tane işlemle de bu decode yani bu gelen cevabı tak diye ben istediğim struct ve istediğim verdiğim type'da almayı yapacağız. Peki nereye request atıyoruz? Biz diyoruz ki bak ben burada nereye atacağım? Base endpoint'e isterseniz şunu koymayın daha iyi olur. Slash hop buradan da diğeri de neresi? Hop, yine aynı şekilde networkpet.docs.raw value'ye ben buraya istek atıyorum. Method type'ım http method get. Okey mi? Buraya kadar normal request'imin aslında ilk kısmını tamamladım. Bundan sonra validate'de bir function var. İşte burada o gelen cevabın 200 ile 300 arasında olduğuna bakıyor. Doğru bir success mi geldi diye. Ardından da response decodable of diye bir tane metodumuz var. Şurada uzunca olan bir şey. Ama şunların hepsini kullanmayacağız zaten. Bizim için önemli olan aslında burada biz hangisini vereceğimiz şu Q olan değil de yanlışı response decodable of. Yok üstteki yanlış çağırdım. Decodable of Q. Tamam doğru yok. Doğrusunu çağırdım. Tamam problem yok. Yep. Evet.
Şunları kullanmayacağım zaten. Şunlarla benim işim yok da. Benim işim olan kısım aslında şu en baştaki off kısmı. Ben burada şunu diyebiliyorum. Bana gelen response, bak dog model olarak ve array olarak bana bunu parse et diyorum. Şunların hiçbirini kullanmama gerek yok. Q'sudur, empty methods'tur, şunları vermeme gerek yok. Sadece burada ben artık completion handler'ımı tamamlayacağım ve diyeceğim ki burada bana gelen cevabın ne olduğunu ben burada kontrol edeceğim response aracılığıyla ve Swift bu kısımdaki aslında request'imi de tamamlamış olacağım. Tamam, buradaki isteğimiz önemli çünkü burayı düzgün bir şekilde yaptıktan sonra problem yok. Buradan sonra da yapacağım tek şey aslında guard let ile bir model kontrolü çekeceğim. Response nokta value eğer dolu mu var mı yoksa o fail'a git response'un içerisindeki description'ı yolla adama, hatalı bir senaryo oldu. Return'le bunu adama haber ver. Eğer başarılıysa da unsuccess'le bak bu modeli adama ver. Bitti. Burada aslında servis kısmını yapacağımız bu kadar. Ve bu sayede bu adam bunu kullanmış olacak. Ha, else'i koymamışız. Güzel bir şekilde burada aslında bunu kurgulamış olduk. Burada metodumuz da protokolümüz de verdiğimiz için zaten ekranda da doğrudan aslında gidip bu isteğimizi tamamlayacağız. Ve artık request'imizi atıp datamızı çekebileceğiz. Şimdi gelelim home view modula. Artık bir home view modül yapmamızın zamanı geldi. Home view modulda biz ne yapacağız artık? Aslında home view modulda biz uygulamamızın ana kısmını yapacağız. Evet, burada problem yok ama dikkatli etmemiz gereken hareketler olacak. Onları da yapıp uygulamayı tamamlayacağız aslında. Home view modul. Home view modul. Şimdi normal SwiftUI tanımlamasında yani SwiftUI'nin bize vermiş olduğu güçlerden bir tanesi de şu. Biz doğrudan bir class'ımızı diğer o ve view'u birlikte konuşturabilecek şekilde binding instance'larla aslında ve observable olarak tanımlayıp çok rahat bir şekilde konuşturabiliyoruz. Bunu yapmak için de observable objectten türetirsek bir class'ımızı içerisine vereceğimiz annotation veri variable'larla birlikte biz rahatlıkla SwiftUI objelerimizi tanımlayabiliyoruz. Ve burada işlerimizi yapacağız. Ama biz burada bunu biraz daha korumalı hale getiriyoruz. Ve protokolle diyoruz ki bak benim bir iHomeView modülüm olacak yine. iHomeView modül olacak. Bu aslında input output'larla da yapılabilir. Yani ana source'ları ama burada ben HomeView modülün neler yapabileceğini burada söyleyeceğim. Ve diyorum ki bak bu HomeView modülün özelliği Observable Object'ten türemesidir. Yani aslında eğer bu doğrudan iHomeView modülden türelse otomatik olarak zaten Observable Object özelliğini kazanmış olacak türetmiş olduğum için. Şimdi buraya geldiğimde peki benim düşündüğümde nelerim var aslında bir projenin içerisinde ya da ekranımda. Ben şimdi ekranıma bir döneyim bakayım. Home view'uma döneyim. Şuradan da bir canvas'ımı açayım şöyle. Ekranım şöyle bir yüklensin şurada. Home view'umuzu görelim. Hello world bir şeyler gözüksün. Şöyle bir gelsin. Şimdi normal senaryo nedir arkadaşlar? Normal senaryoda bir tane variable'ımız vardır. İşte servis isteği attığımızda ekranda önce bir progress gözükür. Progress biter. Ekranda da aynı datalar veya ekranda gözükmesi gereken datalar gelir. Şimdi peki biz bu senaryoda ne yapacağız? Biz bu senaryodaki yapacağımız değerlendirme ile ekranda nasıl bir şey göreceğiz? Ona bakacağız. Hop, onu açıldı. Okey kapattım. Buna bakacağız ve ardından da projemizin ana kısmını aslında tamamlamış olacağız. Buradaki derdimiz arkadaşlar bu Swift tarafında özellikle yani Swift UI tarafında Home View modülle buradaki objelerin birlikte konuşması. Bunu tamamladıktan sonra zaten bizim gerisi bizim için çok çocuk oyuncağı. Şimdi buraya geldiğimde benim elimde ilk başta eğer bir şey kullanmak istiyorsam neyim var? Progress View diye mesela bana verilen bir kit var. Şimdi mesela Swift UI tarafında bunlara alışık olmayabiliriz. Command Shift L deyip benim Swift UI özelinde nelere sahip olduğumu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kontroller aracılığıyla edit buton, form, navigation link, işte color picker mesela color picker. Ya burada hemen hemen birçok şeyi size veriyor. Ve layout olarak da hangi layout türlerine işte lazy, horizontal, yan yana yapmak istiyorsan işte burada tipler var mesela circle yapmak istiyorsan circle tutup atıyorsun ve circle özelliği kazanıyor gibi. Bu tarz hareketler burada mevcut arkadaşlar. Bunları da yine biz uygulamanın içerisinde ya da işte ihtiyacınız olduğunda görebiliyorsunuz. Bir de bu tarafta kontrollerin içerisinde de yine burada örnekler de var. Mesela action sheet nasıl açılır? İşte action sheet'i nasıl bak burada mesela bir action sheet yapmak istiyorsunuz. Ya da mesela popover yapmak istiyorsunuz.
Ben mesela şurada alert'ı kullanıyorum bazen. İşte alert'ı mesela illa ezberlemeye gerek yok mesela. Bakın burada gayet net bir şekilde nasıl kullanacağınızı, nasıl yapacağınızı, nasıl göstereceğinizi anlatıyor. Burada bunları yapıp ekranınızı bağlıyorsunuz aslında demiş olayım. Yani bu da önemli bir kısım buranın Swift UI'nin. Buraya geldiğimde şimdi Progress View gelmezse muhtemelen donmuştur şurası. Şimdi ona bir bakıyordum. Şuraya görelim. Yani gördüğünüz gibi Progress View ekranımda. Peki normalde nasıl çalışır arkadaşlar? Ben buraya gelirim. Şurada normalde şöyle olur. Uygulamamda bir tane ben derim ki ya benim normalde bir tane is loading diye bir objem vardır boolean ve bu bir servis isteğinden falan oluyorsa bu servis isteğine göre ben ekranda bir şey göstereceksem ben Swift tarafında şöyle yapabiliyorum bak is loadingse progress view'u göster değilse ya ekranda teksti göster mesela ya burada çok rahatlıkla yapabiliyorum text burada text şöyle yapabilirim hello. Mesela burada yapabiliyorum. Şimdi bunu yaptığım için tamam bu güzel. Ama burada ben sonuç olarak şunu yapmış olmuyorum. Ya ben burada dinamik olarak burada bir butona bağladığımda veya burada bir şey yaptığımda sonucu buraya gelecek bir şey yapmış olmuyorum. Peki ben bunun dinamik olarak yani uygulam bak burada comment S yaptığımda yani bir işlem değiştirdiğinde oluyor. Ben bununla ama runtime'de de birlikte konuşmasını istiyorsam o zaman SwiftUI bana diyor ki bak bunun başına state diye bir obje isimlendirmesi atabilirsin. Bu state obje isimlendirmesini, state isimlendirmesini attıktan sonra aslında ben buna bir tek yönlü bir aslında bir observable bir obje özelliği kazandırmış olurum. Yani bu değişecek, bu değişikliğe göre ekranda bir şeyler olacak. Bu değişiklik sonucunda da ben bir şeyler göreceğim veya görmeyeceğim. Mesela şuraya geldiğimde ben burada gelip şöyle buton deyip işte butonu tanımladıktan sonra butonun standart özellikleri action'ını, label'ını mesela burada gelmiş. Şu action'ın içerisine gelip ya ben bu is loading'i şurada bir değiştireyim dediğimde çok rahatlıkla bu tanımlama sayesinde aslında şunu tekrardan resume ettiğimde geldiğinde ve mesela bunu yaptım. İşte ben uygulamada şu an bunu görmek istiyorum. Şöyle yapacağım. Mesela görmek istiyorum. Görmek istiyorsanız da şuradan kırmızı demişim. Alışmışsın şeyden. Şuradan run'a bastığınızda arkadaşlar aslında debug modunda veya normal modda çalıştığını göreceksiniz. Burada da butona bastığınızda reaktif olarak UI'nin ekranın güncellendiğini ve erişebildiğinizi görüyorsunuz. Bu çok basit bir senaryo. Bu kafanın ilk başlangıcı. Bu state objesinin kullanımı. Şimdi biz bunu tabii değiştirmeye başlayacağız. Uygulamamızda nasıl kullanacağımıza bakacağız. Şimdi bu burada güzel ama ben bunu diyorum ki ben hayır burada kullanmayacağım. Ve benim bir tane view modulum olacak. Her şeyi o yapacak. O zaman home view modula gidiyorum. Bak buradaydı. O zaman benim burada neye ihtiyacım var? Benim matematiksel olarak benim projemde kullanabilmem için bir tane is loading property'm olacak ve sayfa bunu dinleyecek. O zaman bak bunu burada tanımlıyorum protokolün içerisinde. Is loading boolean ve bu getter ve setter olacaktır diyorum. Çünkü eşittir yok. Bu tanımlandığı yerde value'ları alacak hem de çağrılacak hem de buna değer set edilebilecek bir yerde olacak diyorum. Ve buraya geldiğimde ben şurada bunun bana söylediği şey yani uyardığı şekilde de ekleyebilirsiniz burada. Burada işte getirme yapıyor ama bu bize vermiş oldu. Diyelim false değer verdim şu an ilk başta. Bu bize şu an için doğrudan bir observable olarak kullanabileceğim bir obje anlamında değil. Bunu observable olarak bir observable object içerisinde yani UI'ın bunu kullanmasını istiyorsak başına publish atıyoruz ve bunu artık dinlenebilir bir hale getirmiş oluyoruz. Yani bu obje artık UI tarafından her zaman dinlenebiliyor ve UI'de mesela bir bağlama yapacağız. UI'de bir işlem yapacağız. UI'nin ona göre dinleyeceği bir hareketlenme var. UI'de bunu kullanabiliyor olacağız. Mesela ben bunu burada vermedim. Yine gerçi buradaki bağlantıda bir binding olmadığı için sonuç olarak şunu ve şuraya gelip de dedim ki bir tane function'ım var. Change loading dedim. Change loading dedim. Parametre almaz ve ekranı yapar. Bunu da mesela yine protokolümün içerisinde yapmam gerekiyor. Çünkü ben burada artık bunun bütün özelliklerini protokolden tanımlayarak gideceğim. Change loading dedim ve bu arkadaş da şunu yapıyor. Is loading'i ters çeviriyor. Ardından da ben buraya geldiğimde buraya gelip diyorum ki change loading'in içerisinde şu home view moduluma gidiyorum. Şimdi home view'e gidiyorum. Şimdi ben bu home view modulu nasıl kullanacağım burada? Birçok yöntem var. İşte SwiftUI'de bir de environment diye tanımlandırma var. Bu environment tanımlanmasını ben çok sevmiyorum. Çünkü birazcık dependency injection'a ters gelebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Siz herhangi bir objeyi ve herhangi bir nesneyi environment olarak bir yerlere publish ederseniz, environment olarak kurgulayıp yani alttan veya bir yere bu datayı yollarsanız, environment olarak yakalamaya çalışırsanız diyeyim ya da environment doğrudan aslında böyle bir bulut içerisinde datayı yakalamak gibi düşünebilirsiniz. Yani burada illa mesela bir objenin normalde ne dersiniz? Constructor'da bana veli ismini yolla. Adam veli yollamadan environment olarak
bir yerden yollar. Sen de environment objesi içerisine, yani environment sana bunu yakalama imkanı sunuyor. Yani şuraya gelip işte içerisinde bunun kendisine özel bir tanımlanması var. Şöyle şöyle kullanıyorduk herhalde, binding falan, böyle bind mesela. Binds diye işte burada var, bind diyeyim şöyle mesela. Burada bunu tanımladıktan sonrasında bunun üstünden bir arkadaş diyelim bunu buraya yollasa, şuraya bir obje olarak yollasa bunu, şöyle tanımlıyorduk herhalde, tam onun tanımlamasını hatırlamadım da, yollasa burada biz bu environment objesi sayesinde alt dallarda bunu çok rahat yakalayabiliyoruz. Mesela HomeView'un alt dallarında, ama environment olarak bunu tanımlamak çok yani environment özelinde buna dikkat etmemiz gerekiyor birazcık. Şurada gerçi sample'ı var mıydı? Şuradakinden bakacaktım da. Şurada göremedim. Yok. Abi şurada göstermiş mesela, bak color şema. Ha, yanlış yere koymuşum. Pardon. Şuradan. Bakın bu arada yine güzel bir best practice. Herhangi bir sıkışma olduğunu düşündüğünüzde, herhangi bir şey olduğunu düşündüğünüzde ne yapıyorsunuz? Doğrudan yine core kodlara gidip, bakın core kodların içerisinde sizler için her zaman için bir tanımlama mevcuttur. Mesela bu color şema için yapılmış. Bu color şema da şeyden geliyor bu arada. SwiftUI'nin içerisinde color şema diye bir property var. İşte dark light'ı almak için. Mesela bir yerde tanımlanmış global olarak ve bunu her zaman veriyor. Environment obje olarak tanımladığınızda, yani şu şekilde tanımladığınızda, hiçbir şey yapmadan bu color şema propertisine erişebiliyorsunuz aslında. Şuraya mesela şunu da string vermedik diye mi şöyle yapıyor acaba? Gerçi bu tanımlı olmadığı için de olabilir. Value tabii bu environment values da böyle bir şey olmadığı için kızıyor. O da olabilir. Şurada bir şey vardı ya. Bu color mu vardı? Bir şey daha vardı burada da unuttum bunun. Neyi vereceğimizi. Şurada buna bir bakarız yine, bunun tanımlaması custom senaryosunda önemli değil de. Aslında buradaki yani environment object'de burada dikkat etmemiz gereken konu, alt dallarda bunu kullanacağımız yerlerde bize bazı konularda avantaj sağlayabilir. Farzı mesela color şemayı okurken so-so belki avantaj sağlayabilir, ama normal konjektörde dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da bir environment object olarak yine tanımlamış olabilirdik yine proje içerisinde, ama biz burada bir state içerisinde yapacaksak ve bir home view modeli kullanacaksak, aslında state object dediğimiz bir yapı var. Bu state object hem state olarak çalışıyor, hem observable object olarak aslında çalışıyor. Bu sayede hem bind edilebiliyor içerisinde vereceğim şu anki datayı, yani bir home view model objesi oluşturup bunu ekranda kullanabileceğim ve bunu içerisindeki instance'ları da ekranıma doğrudan yollayabileceğim aslında. Bir best practice olarak düşünebilirsiniz. Home view model dedim. Burada home view model diyebilirsiniz. Doğrudan home view model deyip şöyle kurgulayabilirsiniz de state object içerisinde. Burası benim için geldi. Ardından ben burada isteseydim şurada home view model'ın içerisindeki is loading'i collect ve şurada da mesela home view model'ın içerisindeki is change loading'i collect ederek şurayı mesela biraz daha temizlemeye başlamış olurdum. Şuraya geleyim. Şuradan hop yeşilimi de vereyim. Bakın burada gördüğünüz gibi aslında butona basıyorum. Change loading çalışıyor. Problem yok, ama ekranda bir değişiklik olmuyor. Çünkü sonuç olarak ben şu an bunu yaptım, ama sonuçta ekranda yaptığım değişiklik ekrana yansımıyor. Çünkü bu change loading normal bir variable. Bunun yansıması için sayfanın güncellenmesi lazım. Onun için bunun başına ben publish it'imi atıyorum. Publish it. Hop. Sonra tekrar ekranıma dönüyorum. Tekrar buraya döndüm. Resume ediyorum. Şurada geliyorum. Benim ekranımda, benim şimdi burada home view, şurada şöyle yapacağım. Change loading'in içerisine geleceğim. Şurada bir de hani debug da yapabiliriz de. Debug yapmadan şunu da göstermek istiyorum. Şurada diyelim ki şuraya tıkladım. Ve buraya tıkladıktan sonra ben ne istiyorum ben sonuç olarak? Ekranımda gidecek o işlemi, değişikliği yapacak. Değişikliği yaptıktan sonrasında da bana gelecek, diyecek ki ekranımda, bak bu işlem değişti. Bunu git doğrudan ekranında kullanabilirsin. İşte ya da ekranın içerisinde entegre edebilirsin. Bunu sen nasıl istersen kullanabilirsin. Burada bizim yapacağımız aslında sadece şuraya geldiğimde, hani bir daha şöyle şu view muhtemelen dondu. Şöyle bir resume edip tekrar çalıştıralım. Çünkü o butonu algılamadı muhtemelen. Şöyle bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada publish edip ekranda görmüş olacağım. Çok basit mantalite bu. Bundan sonra zaten bütün SwiftUI ekranlarınızı çok rahat kurgulayıp yapabileceksiniz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken, dediğim gibi, projenin hangi kısmının nerede olacağı ve nasıl yapacağımız. Bundan sonrası artık bizim elimizde ve ekranımızı doğru bir şekilde kurgulayabileceğiz. Protokollerimizi de entegre ede ede gidip yapıp ekranımıza göstereceğiz. Şimdi buraya geldim. Bu burada kalsın mı? Yani genel tasarımımız burada bu diyelim. Şimdi ben HomeView moduna geldim. HomeView modunda buradayız. Tamam. Şimdi change loading'im benim elimde hazır. Bu arada şeyi unutmamak lazım. Diyelim her zaman için ufak
kod dokümanı projeni, function'ınıza Swift'in size oluşturduğu şekilde ekleyebilirsiniz. Bakın şurada structor add document deyip işte burada fetch all docs on success'te ne bekliyorsunuz? List all of docs, işte ya da burada nasıl bir senaryo varsa error, on fail senaryosunda da return service message mesela. Mesela burada bunu da verip yine bunu kullanacak arkadaşlar yine SwiftJ'in Xcode'un gücüyle bunu da her türlü sağlayabilirsiniz. Şimdi buraya geldim. Şimdi burada benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? Şimdi burada önemli olan bir konu daha var. Burada önemli olan ne? Benim service instance'ına ihtiyacım var. Ben service instance'ını ne yapmıştım? Protokollerle tanımlamıştım. O zaman ben burada diyorum ki benim buraya geliyorum. Hop ben diyorum ki benim bir tane burada bir doc servise ihtiyacım olacak. O zaman bak buna diyorum ki doc servis ve bu idoc servisten home servisten türeyecek ve bu sadece getter olarak alacak. Bunu da uygulama başlarken aslında ben adamdan alacağım için böyle bir şey yapmış oluyorum. Bakın burada ben bunu eklediğimde diyecek ki bunu tamamlamadın ama bu nerede tamamlanacak diyecek. Hop ben de diyeceğim ki bu initialize olduğu anda bana adamın vermesini istediğim bir şey. O zaman home servis home servis diyorum. Buradan da arkadaşlar gelip doğrudan home servis eşittir home servis deyip şu self'tekinde şöyle yaparsam burası nice olur. Ve tekrar UI katmanıma geldiğimde, home view'uma geldiğimde burada bana kızacak bildiğiniz gibi. Buraya da gelip home servisimi verip burayı bağlamış oluyorum aslında. Bu iki sayfayı aslında birbiriyle konuşturmaya başlamış oluyorum. Ardından bu da tamam benim için. Bu da nice. Bu da okeylendi. Yani bu arada bunu let de yapabilirdik sonuç olarak. Çünkü projelerin nihayetinde bu değişmeyecek bir instance. Burayı tanımladıktan sonrasında benim burada yapacağım işlem ne? Bir tane ana işlemim var. Bütün dataları çekeceğim. Bir listeme basıp ekranda göstereceğim. O zaman diyorum ki fetch all datas ya da işte ne derseniz buna. Ve bu başladığında, bu işlem başladığında normalde zaten ekran başladığında true olur da. Hadi diyelim bu false. Bunu true yapalım. Is loading'i. Ve bu başladığında şöyle yapmasını istiyorum. Git doc servis benim home servisim içerisinde fetch all docs'u çalıştır. Eğer burada bana items gelirse ben bunu bir şey işlemem lazım değil mi? Ekranım bunu görecek. O zaman burada ne yapıyorum? Bir tane liste yapacağım. Var doc items diyelim mesela. Ve buna da ne diyoruz? Doc model. Hop bunu verdim. Ve diyorum ki bunu ekranım kullanacak. Çünkü ben bunu birazdan listenin içerisinde göstereceğim. Bunu yine published olarak tanımlıyorum. Ekranım bunu kullanacağı için. Bu değişebilir. Yeni eleman ekleyeceğim mesela buna. Onun için burada dog items deyip buraya veriyorum. Ardından buraya geldiğimde self nokta. Ya self demenize gerek yok. Dog items eşittir. Items diyebilirsiniz. Ve bu sayede aslında burada nerede? Ha self demeniz var. Tabii şey closure içinde olduğumuz için. Ha bu arada burada mesela yine bir ufak dokunuş. Diyelim ki burada bir UI değiştirecek, UI dokunacak bir hareket yapıyorsunuz. Bunu muhakkak main queue'da yapın ki biz projede UI işlemlerini bildiğiniz gibi main queue'da yaparız. Swift tarafında da dispatch queue.main deyip arkadaşlar bunu da şurada async deyip şuraya atarsanız bu daha bize bir avantaj ve projede güç kazandıracaktır. Burayı da bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi burayı yaptık. Items'ımızı gösterdik. Bir error varsa da error mesaj diyeceğiz değil mi burada? Error ve bu error mesajı da ekranımıza göstereceğiz. Peki biz error mesajı ekranda göstermek için ne yapmamız gerekiyor? Bunun yine SwiftUI tarafında yapmamız için bir is error diye bir is error senaryosu diye bir senaryo ihtiyacınız var. Ve bu error senaryosu da yine şunun aynısı aslında. Bu ekranda çünkü birazdan alertte kullanacağız. Is error olacak ve ilk başta bu false her zaman için. Eğer buraya düşerse yine buradan hızlıca şu benzer bir metodumuzla function change error diyerek de arkadaşlar bunu buradan kullanmış olacağız. Ve ben buraya geldiğimde yine şuradaki yaptığım işlem benzerini burada da yapıp change error'umla bunu kazandırmış olacağım. Yine mesela bu tarz işlemleri buraya çok fazla sıkmadan buraya gelip şurada extension yapıp home view model'a bunu kazandırırsanız yani şurada mesela kodumuzu change'leri buraya alıp buraya da mark deyip şöyle change UI loading ya da change loading tarzı kodları burada topladığınızı böyle tanımlarsanız yine burada sizin için güzel bir ayrım olur. Şurada daha temiz kod görmüş olursunuz.
Ardından bir de önemli bir nokta hazır yazarken. Bir klasınız var ve home view model bildiğiniz gibi başka bir klas tarafından türetilemez. Başka bir klas bundan türeyemez. Onun için final'la bunu kapatıyorum. Final instance'ın özellikle Swift tarafını çok çok kullanırız. Bu sayede hem performans build ederken Xcode bunu daha iyi şey yapıyor. Kafasını tutuyor diyebiliyorum bir şeyi. Final olarak tamamlanmış objeleri. Bir oradan avantajımız oluyor. Bir de dediğim gibi home view modunu artık türetemez kimse. Bu da onun büyük bir avantajı oluyor. Şimdi published'ı, doc items'ı da yaptım. Error modeli yaptık. Change error dedim. Error'ı değiştirdim. Ardından gelen error mesajını ben şurada yine string error mesajla bir ekrana gösterebilirim. Sonuç olarak benim bir error mesajım var. Error mesajını ekranda gösterip ben burayı tanımlayabilirim. İşte buraya bu kez var string, var error mesaj. Bu kez ama ekranda bunun bir observable olmayacağı için arkadaşlar mesela bunu bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Var error mesaj diye. Ve ardından eğer bu geldiğinde şu yine change error'un içerisinde de verebilirsiniz ya da self.error mesaj eşittir error deyip burayı tamamlamış olmuş olursunuz. Diyelim bu işlemler başarılı bitti. İki senaryoda da önce change loading'ler call edilip ekran temizlenir ve burası senaryo olarak hazırlanmış olur. Şimdi burası benim için nice senaryo. Ve bu initialize olduğu anda da arkadaşlar ben diyorum ki bu isteğimi atayım. Fetch all datasını ve ardından da burada ekranımızı görmüş olalım. Yani bu iş servis isteği de ilk initialize olduğu zaman da atılsın. Ekranda buna göre kendini çizsin. Yani home view'a geldiğimde ben arkadaşlar home view'da home view is loading durumu var ve normal senaryo var. Şimdi biz bunu normal bir çalıştıralım. Şu an önce true olacak. Ardından false'a düşecek ve ekranımda zaten aslında ben şurada şeyi de gösterebilirim. Şöyle yapabilirim. Home view model nokta dog items. Dog items'ı binding yapmasam da olur. Count'unu sadece göstermek istiyorum önce başta. Şöyle count'unu mesela 50. Yani gördüğünüz üzere şu an bütün datalar geldi. Datalarımı çektim. Ekranım gayet başarılı bir şekilde aslında birinci kısmını yapmış oldum. Birinci kısmını yaptıktan sonra biz artık neyi yapmamız lazım biz ekranımızda? Ekranımızın ana hatlarının ufak bir tasarımını yapmamız lazım. Ve şimdi bir de bunun protokollerinin ikinci kısmı olan yani protokolü bizim yaptığımız protokolü öbür tarafa vereceğiz. Bunu da şimdi nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ama şurada bir ufak bir ekran kodlaması yapalım. Ve bunu yaparken de arkadaşlar önce şurada biraz uzun sürüyordu onun için 2 dakika ekleyeyim. Yine Swift tarafında Kingfisher'ı ben yine var oldum. Her zaman projemde yine kullanırım. İyi bir güçlü bir imaj kütüphanesi. Gerçekten çok güçlü. Mesela şu anki yapacağımız için biraz fazla bile. Ama olsun. Kingfisher'ı ekleyeceğim. Eğer göremezseniz Kingfisher'ı şuraya gelip şuradan git adresini alırsanız sevgili arkadaşlar. Buraya gelip şuradan altıya bastığında şeyi getirmez değil mi? Şuraya eklememişler hala. Geç. Şuraya gelip şuradan Swift Package Manager add dependency deyip Kingfisher git'i de buradan eklemiş olalım. Ekleyelim. Kingfisher git dediğim gibi bizim imaj birazdan şimdi bu servisin içerisinde imajlarımız var. İmajları çekmek için kullanacağız. Onun için Kingfisher kit'i Kingfisher'ı kullanmış olacağız. Kingfisher bizim için önemli. Şimdi buraya geldik. Bizim için önce bir UI'de bir şeyler görelim bildiğiniz gibi. Ekranımızı tasarlı edip ekranımızı da görelim. Biz diyelim ki uygulamamızın ekranında tasarlı edip göstermek istiyoruz. Ben şimdi burayı durdurdum. Şu butonda view'u da bir sildim. Şimdi ben burada neyi yapmak istiyorum? Ben burada kullanırken yani şunu kullanmayacağız bu arada artık bunun işimiz yok. Buraya geldiğimde ben neyi yapacağım? Ben diyeceğim ki ekranımda gelen cevaplarımı göstermek istiyorum ve bunları ekranı doğru bir şekilde kurgulayacağım. O zaman burada Swift tarafında bizim için Swift yerde list.init dediğimiz bir kullanım var. Bu init kullanımı sayesinde aslında biz çok hızlı bir şekilde ekranlarımızı kodlayıp projelerimizi geliştirebiliyoruz. Şurada ID'li olan var. Birkaç tane daha burada kullanım senaryoları var da ben genelde şu basic olan, idle olanı kullanarak aslında işlerimi bitirmiş oluyordum. Children row content değil de id children olan da herhalde. Ya yani şu evet list id children benim için bu yeterli. Şunlara gerek yoktu da sadece id kısmı şunları silsem yap. Onları kullanmanıza gerek yok. Benim için şimdi burada bizden önce data istiyor. Bu data nedir benim home view modelin içerisindeki dog items'ın aslında. Ve bu dog items'ın içerisinde burada bir önemli noktası diyor ki ben bunların içerisinde nasıl unikliği sağlayacağım? İşte bunu hash'e kodu identifier'dan türetip o modelinize ID özelliği kazandırabilirsiniz. Ama burada şöyle bir annotation da var. İşte kod diyerek yani aslında bu dog modelinin içerisindeki kod objesini buraya vermiş oluyorsunuz. Ardından da burada mesela dog veya item diyerek de
burada item aslında erişmiş olacağız işte datalarına. Ve ben burada mesela text'te de şuraya gelip item'ın kodlarını değil de mesela welcome description'larını şöyle göstermek istiyorum. Mesela buraya gelelim, mesela başlatalım bir hemen hızlıca. Bununla da birlikte görmüş olalım. Basit zaten bu, özellikle bu kısmında yapacağımız şuradaki hareket. Burada bizim en son yani öğrenmemiz gereken en önemli kısım aslında zaten o dışarıya çıktığında veya işte kullanacağımız zaman da protokolle öbür sayfaya nasıl haber vereceğimiz. Onu da burada bir ufak gösterip tatlı bir şekilde bu kodları kazanmış olacağız. Bir bakalım ekranımızda şu an neyi görüyoruz diye. Datalarımı çektim, müthiş datalarım geldi benim için. Şimdi ben bu datalarımı gördükten sonra benim yapmak istediğim bir şey var. Ben ne yapmak istiyorum? Bir de imajı göstermek istiyorum. İmajı göstermek istiyorsam yine SwiftUI tarafında benim şu şey vardı, kapanmış herhalde. VStack kullanıyorum. Yani alt alta gelmelerini istediğim için ve içerisinde de şöyle tanımlıyorum. Yine tekstimi buraya attım. Yani bunu durdurabilirim bu arada. Ve altına eğer imajı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar şu Kingfisher'ın içerisinde zaten bizim için verilmiş SwiftUI tarafında. Diyor ki beni kullanmak istiyorsan bu şekilde kullanacaksın diyor. Ve içerisine de string imajın adresini vermeniz gerekiyor. Şuraya gelip şey diyorsunuz. Home view modelin içerisindeki pardon zaten item var. Item'ın içerisindeki nerede? Item'ın içerisindeki şey. İmaj URL diyorsunuz. Ve burayı aslında ben burada sağlamış oluyorum şimdi. Buradan Kingfisher'ı görmez. O şey Xcode 15'te mi ne gelmişti? Otomatik kendisi ekliyordu. Hala şu an ekleme var da neyse. Kingfisher'ı getirmiş olduk. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. Sonuç olarak force ediyoruz. Force etmeyip buraya default bir URL de tanımlayabiliriz mesela. Ve bu URL tanımlamamız sayesinde mesela bunda diyelim ki şurada yapalım mesela. Mesela burada yine Swift dosyamızı oluşturalım. Image utility diyelim mesela. Burada da şöyle yapalım mesela. Farklı olarak yine struct falan da yapabilirsiniz ama bir extension yazmak istiyorum URL'lere. URL'e diyorum ki URL nokta deyince bunu yapacağım. Diyeceğim ki static let buraya default image URL. Mesela bu tarz bir şöyle bir URL tanımlıyorum. Ve buraya gelip şöyle diyeceğim. URL buraya gelip string'de olan hangisiydi şurada? Direkt zaten şöyle yapsam geliyor herhalde. Şuraya gelip buradan da benim bildiğim bir tane random imaj adresini koyacağım. Hop. Şu mesela işte random imaj. Ardından ben buraya geldiğimde URL described herhalde ya. Unuttum neydi adı? URL string'miş. Şunu şurada verdim ve burada ben diyorum ki bak default image URL'imi verdim ama diyor ki bu gelmeyebilir. Burada force ediyorum. Çünkü bunu ben zaten elle verdiğimi söylüyorum. Bunu burada tanımladın mı? Şimdi döndüğümde şunu yapabileceğim artık. Eğer bu nonsa buraya geldiğinde şunu yapabilirsin. URL dot default image URL. Bunu da bu şekilde böyle tatlı bir kullanımla aslında kazanmış oldurdum projeme. Bunu da burada tanımladım. Eğer bir sorun olursa burada bunu göreceğim. Ve burada bunu yaptıktan sonra bu doğrudan geldiğinde mesela isterseniz siz de görün. Bir önce bir hatalı gösterecek ekranda. Bir ufak ona güç kazandırmamız gerekiyor. Ardından tamamlamış olacak. Şimdi burada size'ı vermediğim için şu an liste infinity gidiyor. Burada neyi vermemiz lazım aslında? Bunun bir frame'i olması lazım. Frame'ini vermemiz lazım. Frame'ini verdikten sonra da zaten bu kısım tamamlanacak. Width'ini vermeden es geçiyorum. Bana sadece height'i önemli. Height'ını da 300 veriyorum. Burada bu arada Geometry Reader denilen bir kullandığımız aslında bir kalıp var. Bu kalıp sayesinde biz bunu daha iyi yönetiyoruz. Burada işte resizable imaj için resizable'ı vermem gerekiyor. Resizable'ı verdiğinde fitlemiş oluyor. Fitleyip aslında burada 300 height'ında ben bunu almış oluyorum. Bunu zaten birazdan yine core'a çıkartırız birlikte. Ardından mesela buna padding atayarak aslında buranın core özelliğini tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu bizim ana kartımız aslında. Ve anakartımız çalışıp ekranda gösteriyor. Siz diyebilirsiniz ki hocam ben bu kartı dışarı çıkarmak istiyorum. Ya ben buraya gelip isterseniz buraya, isterseniz bak bu product'ın altında bir tane grup yapıp view diye oluşturup bu view'un altına da gelip şunu diyebilirsiniz. Ya ben adını dockcart koyacağım. Dockcart SwiftUI objesi yapacağım bir tane. Dockcart diye şöyle dockcart mı? Ya dockcart view mesela. Bunu oluşturacağım. Ardından buna gelip diyorum ki dockcart view'um burada. Home view'uma gelip şuradakilerin aslında yaptığımın aynısını buradan alıyorum buraya. Hop buraya geliştiriyorum. Ve ardından diyorum ki
Bunu birisi kullanmak istiyorsa bana %100 şunu vermek zorunda. LED modeli vermek zorunda. Dock modelsiz bu çalışmaz. Bu dock kart çünkü. Ardından bunu kullanırken burada adam bana bunu verecek şimdi. Yani bunu default olarak kullanmak istediğinde bunu bana adamın vermesini söylüyorum. Model, buralar hep model oldu artık. Ve center. Şurası da center. Şuraya gelip kafe imajı da şurada ekliyorum. Import Kingfisher. Ardından buraya geldiğimde de diyorum ki bir tane dock model yapayım. İşte kodu 300 olsun, welcome asidas olsun mesela, burası da boş olsun mesela. Default image'da tanımlamıştık ya onu da test etmek için. Mesela burada da size çok ufak yine bir atlant şeyden bahsedeceğim. Böyle diyelim ekranlarınızı geliştiriyorsunuz. Ekranı geliştirirken her ekranı böyle görmek zorunda değilsiniz. Yanına gelip preview layout diye bir şeyimiz var bakın şurada. Buraya da size to fit derseniz sadece sığdığı yeri kadar kart olarak görürsünüz. Bakın burada mesela bunu da yapmış oluyoruz. Ha, burada neyi gösterecektim? Ben burada şunu yapabilirdim mesela. Geometry Reader diye bir kullanım var mesela Swift tarafında. Yine şuradan şeyde görün diye isterim. Swift'i şu an şöyle yapmadı. Size that fits. Yep. Şuradan Geometry Reader diye bir kullanımımız var. Reader. Where is Geometry Reader? Bulacağız şimdi. Şurada çıkması lazım. Evet, Geometry Reader. Bakın şurada. Geometry Reader bize sayfanın aslında width'ini ve height'ına erişme imkanı veriyor. Yani ben buraya geldiğimde aslında şuradan da gösterebilirim. Geometry Reader objesi tanımlayıp arkadaşlar. Burada şunu verebiliyorum. Bakın Geometry objesinin içerisinde ben sayfanın size üzerinden width'ini ve height'ını alabiliyorum. Peki benim ne işim yarar bu dersiniz? Ben bunu buradan çıkartıp şuraya atsam mesela. Ben şuraya atsam ve bu VST'yi alıp yani bu vertical state burada tanımlasam mesela ne fark olacak benim için şuraya geldiğimde? Tekrar bakıyoruz. Şu an bir şey fark etmeyecek aslında sonuç olarak. Hani ama şurada şunu kullanabilirim. Bu geometrinin içerisindeki size'ın bana gelen o bana adamın verdiği neresi bana gösteriyorsam bunun mesela 0.size çarpı height mesela height'ın 0.5'i kadarım ben mesela. İmajı bu kadar arttırabilirsiniz veya 0.2'si kadarım deyip burada kurgulayabilirsiniz burada. 0.3'ü diyeyim mesela. Burada kurgulayabilirsiniz. Ama Geometry Reader deyince gördüğünüz gibi aslında bütün sayfayı hani şu an kapsatıyor. Peki ben bunu geldiğimde buraya gelip kullanmak istediğimde şöyle ben ne yapacağım artık sadece? Dock Cart View hop bu tarafa alıp burada kullanmış olacağım. Nice. Burası güzel. Burayı kurguladık. Şimdi ekranımızda görüyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi şu an bunun bir size olmadığı için buna kızıyor aslında. Ben bunu şurayı silsem ve şuraya 200'lük bir şey desem mesela sonuç olarak benim buradaki beklentim şu. 200'ün %50'sine sığacağı için yani o ekran bu şekilde çalışıyor. Ben buraya gelip 400-500 verdiğimde de yine aynı şekilde aslında o size'a göre kendini konulanmış olacak. Ha, ya da işte doğrudan Geometry Reader'da kullanmazsınız. Dock Cart View'da hocam benim Dock Cart View'da buna ihtiyacım yok. Yani ben zaten bunun bir size olmasını istiyorum ve Infinity'li de var. Bana verilen ekran tasarımı da burada imajların 200 piksel olması isteniyor. Buyurun 200'ünü de verip burayı tamamlamış oluyorsunuz. Ekranınıza döndüğünüzde de burası zaten sizin için halihazır bir şekilde geliyor. Ekranınıza da görüyorsunuz. Süper. Şimdi burada biz şuraya bir ufak bir tatlı bir ekleme yapalım. Mesela birçok uygulamalarda var böyle açıldığında swipe edildiğinde ekranda gözükmesi gözükmemesi gibi bir yapı. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyoruz biz sonuç olarak. Buraya gelip şurada projemizi tanımlarken navigation bar title denilen bir navigation bar title'ımız var. Bu title'a gelip text widget'i verip içerisine de şunu dersek bakın şöyle işte ne diyelim her şey denebilir her şey denebilir buraya da title ya da şey HTTP VB10 diyelim mesela buraya. Mesela böyle diyelim. Mesela VB10'u buraya verip projeyi tekrardan resume ettiğimde şöyle bir daha görelim birlikte. Şu an gördüğünüz gibi runtime'de sürekli debug oluyor aslında. Çalışıyor proje. Şimdi navigation part title'ı burada ilk başta göremezsiniz. Çünkü projenin navigation part title'ı çalışılması için eğer bir sayfada navigation işlemi yapacaksanız zaten en üstte navigation view'la sarmalamış olması gerekiyor. Navigation view'u da şurada vermiş olalım. Şimdi şöyle kullanacak olursanız şuraya geldiğinizde VB10'u göreceksiniz. Bakın otomatik olarak şunu da size sağlamış oluyor mesela. Çok tatlı, basit, güzel bir kullanım. Ardından şimdi bu bizim için okey. Ama ben şimdi burada bir şeye karşı çıkıyorum. Ya diyorum ki ya ben bunu buradan mı okuyacağım mesela? Peki bunu resource olarak yapmak isteseydim nasıl yapacaktım? Bak product'ın altına gelip buraya
bir resource dosyası da oluşturabilirsin. Bak new file diyorsun. Burada string'ini veriyorsun buradan. Hop burada. SwiftUI.txt file bunu otomatik anlıyor mesela. Localizable string yani localizable genelde yazıyor da buraya başka şeyler yazabilirsin. Home string falan. Buraya mesela title diyelim birlikte. Şöyle. Title eşittir. İşte ne olsun? VB10 işte ya da Swift UI. Yep. Burayı verdim mesela. Bunu kullandım. Şimdi bu title'ı gelip ben projenin içerisinde şurada doğrudan şu şekilde set edersem arkadaşlar yine. Şurada yine proje şurada derlendiğinde, resume ettiğimde yine. Benim oradaki verdiğim aslında title objemin içerisindeki değeri doğrudan otomatik olarak okuyacak. Bu tarz localization işlemlerinde projenizi çok rahat yaparsınız. Ama bunu buraya böyle yazmayın tabii ki de. Buraya gelip sonrasından, bunu bu arada CodeGen diye tool'u da var. Orada kendisi de yapıyor. Buraya gelip bir tane muhakkak bir enum yapın. Yani deyin ki locally keys mesela. Localizable keys de bir enum'unuz olsun. Enum mesela local keys. Buna da string deyin. Title deyin. Buna da gelin title deyin. Buna da mesela title verin arkadaşlar. Ardından localizable keys'i şurada entegre edin. Title nokta row value deyip burayı daha böyle efektif kullanın. Less constant yazmasın orada. Bu tamam şimdi. Bizim derdimiz ne? Bir iki tane derdim var şimdi benim. Ana noktalarından bir tanesi şu. Ve alerti zaten gösterebilirsiniz. Alertte problem yok. Alerti göstermek isteseydim ben zaten. Şuraya gelip yine bir alert diye burada doğrudan bir kullanımı var. Sadece burada is present önemli. Burada işte home view modulun içerisindeki is error'ı ben takip edeceğim diyorum. Ve bu sayede aslında bunu bind ediyorum buraya. Two way binding oluyor aslında burada. Burada hem gidiyor onu dinliyor. Değişiklikler anlayıp burada ona göre ekranda bunu değiştiriyor. Eğer burada bir değişiklik varsa diyorum. Ekranda gel. Bu tekstin içerisine gel. Şu objenin içerisinde abi. Neyi göstermek istiyordun sen? Home view modulun içerisindeki error. Why don't you open? Why don't? Göremiyorum. Şöyle yapayım. Bir problem olmaması lazım. Tamam doğru. Şu an burası benim için şu an doğru çalışıyor. He şey doğru. Alert alıyor. Ben onu yanlış yazdım. Sorry. Alert yazacaktık. Alert'imi yazdım. İşte burada title istediğinizi verebilirsiniz. İşte bu title'a gelip şunu basabilirsiniz doğrudan. Yani şöyle yapabilirsiniz mesela. Bu problem değil. Home view modunun içerisindeki error mesaj mıydı? Öyle bir şeyim vardı benim. Onu ben ekranıma basabilirim mesela şurada. Doğrudan bunu gösterip ekranda bunu tanımlayabilirim. Content doğru da alertimi de doğru yazdım. Aslında burada problemim yok. Sadece sanırsam şurayı yanlış mı yazdım? Şurası yanlış olmuş pardon. Şurası text olacak. Tamam şimdi olur. Yes. Şimdi olacak. Tamam şimdi güzel. Şuraya gelip home view modelin içerisindeki error mesajım dediğimde burası eğer sorun varsa da boş göster. Burayı da bu şekilde yapmış oluyorum. Alert'ı da bu şekilde yapıyorsunuz. Peki bir devam edelim. Devamında neyimiz var? Mesela bizim yapacağımız projede göstermek istediğim bir add sayfamız var. Şimdi add sayfasını aslında yaptıktan sonrasında biz buradaki ana kafayı aslında bitirmiş oluyoruz. Yani burada bizim dikkat etmemiz gereken konu zaten bu. Bunu yaptıktan sonra problemimiz kalmıyor. Bir onu da ekleyeceğiz. Birazcık uzun oldu biliyorum ama burada bütün konsepti anlatmaya çalıştığım için sadece öyle biraz kafada şey oluyor. Onun dışında problemimiz yok zaten. Şöyle bir temizleyeyim şurayı. Tamam problemimiz yok gördüğünüz gibi. Biz burada ne yapacağız? Biz burada şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben diyorum ki ya benim ben projemde şu an ne istiyorum? Ben projemde bir tane item göstereceğim ve bu item gösterdikten sonrasında işte projemin ekranını tasarlamış olacağım. Yani sağ tarafta bir add view'um olacak. Oraya gideceğim, datalarımı ekleyeceğim. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Diyorum ki ya ben navigation bar kullanmıştım. Navigation bar'ın benim navigation bar title'ım diye bir şeyim varmış. Bakalım bu benim neyime yarıyor mesela? Şöyle bir bakalım. Views diyelim mesela. Bizim ne işimiz diyorum? Şöyle bir göstersin mesela bize. Try again dedim şöyle. Mesela navigation bar title yaptığında ben neyi kazanıyormuşum projemde ki acaba ben bunu nerede kullanabilirim? Yani bak navigation bar title zaten vermiştik. Bizim projede gücümüzü arttırmaz ama bizim asıl istediğimiz şey ne? Navigation bar title değil. Ben sağ tarafa bir şey eklemek istiyorsam ne verecektim? Navigation bar action'lar var değil mi? Items verecektim. Navigation bar items bakın burada sağ ve sol var.
Ben burada nereye eklemek istiyorsam ben sağ tarafa eklemek istiyorum. Sağ tarafa bir tane buton. Bak view diyor. Her şeyi atabilirsiniz. Ben bu buton atacağım diyorum. Ve title içerisinde de şöyle çalışacak diyorum. Buton alacak. Bana şunu ver diyorum. Bak action ve label alıyor. Action'da butona bastığımdaki olan senaryo ve butonda da mesela şurada da işte basitçe bir plus artı butonu var. Burada da böyle olduğunu düşünebilirsiniz. Buraya mesela font diyebilirim. Fonttan da bunu birazcık arttırabilirim. Mesela bakın burada large title. Bu tarz şeylerle bu artı plus sembolünü biraz şeklini arttırabiliriz burada. Ardından bunu yaptıktan sonra ben ekranımda ne yapacağım? Ekranın navigation'ını yapacağım. Şimdi ekran navigation'da birçok yöntem var. Ama benim burada sevdiğim, diğer projelerde de birazcık gördüğüm ve bunu protokolle birleştirip kullanabileceğiniz içerisinde full screen cover denilen bir yapı var. Full screen cover içinde yine home view model tarafında birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Şurada neyimiz navigation bar title, tamam mı? Orada bir şey mi? Navigation bar items. Şurada bir şey mi yanlış yazdık? Title. Resource dosyasında sanki bir şey yanlış mı yazdık? Yok, burası title. Localizable'da da title. Tamam, burada problem yok. Home view'da şeyi göstermedi de demin. Şunu bir daha resume edeyim. Kapatıp açıp mı geliyor acaba? Navigation. Şurada title yazıyor da şu title yazmaması lazım. Bir bakalım nereden bile gelmiş olabilir. Tekrardan bir çalıştıralım şurayı. Navigation bar title normal yerde görmesi gerekiyor ama row value deyince görmedi mi? Ya şöyle yapınca görüyor ama ya yanlış yazdım göz göre göre. Böyle title yazdığına görüyor. Orada yanlış mı yazdık? Şöyle yazsam tamam, eğer hani string olarak almak istiyorsa o da olabilir. Navigation localizable keys dot title dot row value desem, şöyle versem böyle görmesi lazım. Böyle görmüyor. Çok garip. Title aslında. Buna bir bakarım. Olmadı bunu struct'ın içerisine atarız. Yani burada normalde şöyle string olarak tak diye görüyor da. O zaman ben bunu struct'ın içerisine atsaydım ne olurdu? Aslında şurada görmesi lazım ama muhtemelen ben bir şey yanlış kaldım. Struct desem şöyle. Localize keys desem şöyle. Variable title let desem şöyle. Bunu kapatalım. Let string title string desem şöyle. Title desem. Yep. Kesin bir şeyi göz göre göre yanlış yapıyorum da bakalım ne yanlış yapıyoruz. Neyse. Localize keys gelsin burada. Şunda mesela hani şu anlık ben bunu statik olarak yapacağım burada. Direkt okuyabilmek için. Şuraya geleceğim. Şurada bir merak ettim ne gösterecek. Tam burada bunu gösteriyorsun da. Localizable keys title desem mesela şu an ne gösterecek? Bir göreyim bakayım. Muhtemelen ya bende bir şey takıldı orada ya da ufak bir gözümüzden bir şey kaçtı. No problem. Kolay şeyler bunlar. Ama önemli olan burada şeyin farkında olmamız. Yani elle datayı vermememiz gerekiyor. Şöyle bir build'imi alayım tekrardan. Build success dedi. Tamam, buralar doğru. Şimdi try again dedim. Tekrar bir çalıştırsın SwiftUI'yi. Bir şey gidip geldiğinde görmüş olacağız zaten. Tamam, bu gele dursun. Şunu şöyle bir kapatıp bir daha açayım. Dondu ya da orada bir şey askıda kaldı. Yine title görüyor. Garip. Evet. Şuradan acaba muhtemelen onu bunu table bir şeyle sargılamam gerekiyordu. Onu unuttum. Tamam. Neyse. Şu an bu title kalsın. Bu bad code olarak benim eksim olarak kalsın. Bunu düzeltiriz sonra. Şimdi buraya geldiğimde belki şunu komple widget olarak çıkartabilirdim mesela. O olabilirdi. Title text diye, localizable text diye. Ona bir bakacağım ama merak ettim. O bende kalsın. Buraya geldim. Artı butonum burada. Artı butonuna bastığımda ben alttan yukarıya doğru bir show popover yapacağım. Popover yapmak için de benim aslında yapmam gereken çok basit bir adımım var. Ben yine buradaki yaptığım gibi is loading, is error'da yaptığım gibi bir tane daha objeye ihtiyacım var benim. İstersen burada da tanımlayabilirim bunu. İşte show is add view. Is add view olsun adı. Önemsemeyelim bunu. Hop, buraya geldim. Is add view dedim ben buna. Hop, burası tamam. Is add view geldi. Is add view geldikten sonra bakın yine burada bir change'im olacak. Yine bir change'im gelecek. Change add view. Bu kesin olacak. Is add view'u çevirdim. Hop, buradan. Şimdi burada işte burada şöyle bağlamamız gerekecek. Şurada change view'u da yine function olarak yine buraya tanımlayacağım. Şimdi bakın burada şöyle bir işlemim var.
Şimdi ben diyorum ki bu sınıfın dışarıdan yapabileceği bir özellik var. Buna da output olarak veriyorum buraya bir protokolle. Diyorum ki I home view output. O da şudur. Sen dışarıdan bir adam bana bir model oluşturup verebilir. At model and close diye bir opsiyon, bir close diye bir function'ım var benim, tamam mı? Çok bu biraz farazi ama böyle düşünün. Ve bana bu adam bir model veriyor. Dog model. Bu adam bunu bana verdiğinde ben ekranda bunu göstereceğim. Bu adam bana bunu verdi, pardon, ben bunu alacağım, kendime ekleyeceğim, ardından da ekranımı kapatacağım. Ardından ben bunu aldım ve buraya gelip bu home view output özelliğini, bakın burada, ben burada kazandırıyorum şimdi bunu. Extension home view model, home view model'a bu özelliği kazandırdım. Home view output özelliğini kazandırdım. Peki bu ne yapacak? Bunun yapacağı özellik şu. Diyecek ki içerisinde, bakın burayı yine şuraya ekleyebilirim bu arada. Bu arkadaş şunu yapacak. Gelecek şu anki current benim dog item'sa add diyerek ya da insert ederek burada şunu ya da işte new element yerini de söyleyebilirim ya da add diyerek arkadaşlar append ederek şöyle modelimi vereceğim. Bu modeli ekleyecek. Ardından modeli ekledikten sonra benim ekranımdaki change add view property'sini call edecek. Ekranımı kapatacak ve ekranda ben bu datamı görmüş olacağım aslında. Benim derdim bu. Ve isteseydim şurada bu arada insert edip yine en başa da atabilirdik bunu. Önemli değil. Ben bunu şimdi burada bunu output özelliği olarak buna kazandırdım mı? Bu sınıfın özelliği mi? Ben bunu şimdi alt sınıfta yapıp buraya protokolle vermiş olacağım. Peki şimdi onu nasıl yapacağız? Bunda çok basit aslında. Şuraya geliyorum. Buraya geliyorum. Burada bir SwiftUI objesi oluşturacağım yine. Herkes SwiftUI'ye doyabiliriz şu an. Dog add view diye şöyle dog add view diye oluşturacağım. Artık orada direkt şöyle gelebilir. Ve burada direkt önce bir tasarım yapacağız birlikte. Çok ufak hızlıca bir tasarımımız olacak. Ve tasarımda da ekranımızı görmüş olacağız. Aslında ben neyim var? 3 tane property'm var. 3 tane property'mi VStack ile alt alta yapıyorum. Diyorum ki text field 1. Ben bu text field'ı böyle bu şekilde önce şöyle göstereceğim. Sonra zaten siz de anlayacaksınız şöyle. Yani şu property'lerini verelim. İşte şurada hello diyelim şurada. Şurada şu anlık binding'ine normal 5 verelim. Sayı verelim şöyle. Önemli değil. Şu an constant'ını geçtim. Hello dedim. Ardından burada ikinci view'um olarak yine birincisine code. İkincisi description. Description. Bir de image URL. 3 tane alan istiyorum. Description'ı eğer birden multi kullanmak istiyorsanız text editor var. Text editor'ı kullanabilirsiniz. Yine bunu kullanabilirim hatta ben de şöyle. Ardından text editor'ı verdim. Ardından son olarak da yine şuraya image URL'imi alacağım bir alan veriyorum. Image URL. Ardından da buraya bir buton koyup ekranımı kapatacağım. Ekranımı şurada ne diyoruz? Ekranımızı add and close mesela. Bunu da burada verip burada tamamlamış oluyorum. Şimdi buraları verdim. Şimdi böyle bakıldığında oldukça kötü duruyor şu an. Ekranda bile gördünüz arkadaşlar. Hani bu da buton da geldiğinde benim ekranıma şuraya şöyle preview'da da eden close'u görmemiz lazımdı ama şurada neden görmedik? Yanlış mı ekledim? Şöyle buton yapayım şöyle bir daha. Ya benim ekranım kastı. Şöyle yapalım. Heh, tamam label olursa gelir. Aynen yanlış ekledim çünkü ondan. Tamam. Buton da geldi. Add and close. Yep. Şimdi benim burada yapacağım hareket ne? Burada bakın şimdi ekran bu kadar kötü duruyor dedim. Gördüğünüz gibi şu anki. Şöyle bir preview tekrar tetikleyelim. Şurada bir bunların hepsi gözüksün. Bakın bunu şöyle güzelleştirebiliriz ama birlikte. Ben buraya gelip, ha bunlar aşağı gitmiş ondan dolayı. Ben de diyorum nerede? Buraya gelip şu şeyden ötürü. Text editor'un kendi size'ı var. O her yeri kaplatıyor. Şuna bir frame atıp height'ine en azından bir 200 falan verelim de yeterli ona. Yes. 200 iyi. Tamam. 200 yeterli. Ardından ben şimdi buraya gelip şunları yapabilirim. Bakın şöyle form deyip şurayı şöyle tanımlasam. Form desem bakın hemen bir UI'de bir tatlılık gelmeye başladı. Form dediğimde bunları kendi içerisinde konumlandırdı ve burayı yaptı. Ve bunları biraz daha ayırmak isteseydim eğer section'lar, section widget'larıyla bunları ayırırdım. Section derdim. Mesela şunu ayırmak istedim. Bunu ayırdım. Section 1. Mesela burada ayırdım. Ardından butonu da mesela yine bu image URL'le şey aynı yere koydum mesela. Yine buraya da section diyerek arkadaşlar bunları böyle daha tatlı bir ekran tasarımına çevirmiş oluyorum.
Müthiş. Burası güzel. Şimdi biz gelelim asıl kısmımıza. At the close da tamam. Diyelim biz buradan ha, bunu mesela ortalamak istiyorsunuz. Burada frame diyorsunuz ama burada şuradakini kullanmanız gerekiyor. Şurada da sadece şunları silerseniz şuradaki propertileri max width ile max height'ı da silip align button'ı center verirseniz otomatik olarak evden close'u da ortada görmüş olursunuz. Tamam, süper. Şimdi benim burada yapacağım işlem şu. Ben burada bir obje oluşturacağım ve bu objemi dediğim gibi ekranını gösterip ekranını tamamlayacağım. Ben şimdi bunu doğrudan burada da yapabilirim. Ama burada hazır bu kadar işleri yaptık birlikte. Son kısmında temiz koddan taviz vermeden dog view model diyerek de add ama tabii add dog view model diyerek buraya tanımlıyorum. Ve buraya gelip son kısımlarımız artık add dog view model diyerek de bunu yapmış oluyorum. Ve ben şunu yapacağım bakın şimdi. Diyeceğim ki bu observable object'tir. Evet. Ama bu proje ilk başta kullanmak için benim şöyle bir şeye ihtiyacım var. Bunu let olarak da tanımlayabilirim. Ben bunu bu home view'da çalışması için benim burada bir home view output objesine ihtiyacım var. Ve ben bu home view output objesini gelip burada diyorum ki home view output objesini ben ne olarak alacağım? I home view output. Yes. I home view output objesini ben burada alacağım. Ben bu I home view output objesini aldıktan sonra projemde artık doğrudan kullanmaya çalışmaya başlayacağım. Ama buradaki ilk derdim bu home view output objesini almak. Sonrasında burada da diyeceğim ki initialize kodunun içerisinde burada gel bunu burada tanımla. Ardından buradan da şöyle eşitleyerek home view output aldım o home view output objesini buradaki home view output eşitle ve projenin burasını sağlamlaştırmış ol. Şimdi bu birinci kısım. Bu bizim yapacağımız bir ilk işlem ve bu kadar aslında ana. Hani burada istesen dog servisi de hani servisi de alabilirim. Home servisi de alabilirsiniz bu arada, problem değil. Peki bizim asıl işi yapacağımız kısım neresi? Add dog view dedim. Yani home ekranı tasarladığımız yer. Şimdi ben buraya geldiğimde ne yapacağım? Ben bir tane ekranıma döndüğümde dog add view'a bir tane yine state object'le hop burada bir tane add dog view model yapacağım ve diyecek ki bana bu add dog view model içerisinde bak sen home view output demişsin ama bunu vermeden de çalışmasını istiyorum. Çünkü bu initialize time'ında almıyor değeri. Bunun tam sebebini çözemedim. Yine araştırıyorum. Ona baktığımda yine bulurum. Bunun ilk değeri null olabilir diyorum ve burada da yine null olabileceğini söylüyorum. Bunun ilk değerini null aldıktan sonra ama burada SwiftUI tarafında bunu kullanmak isteyen eleman bana şunu şunu vermek zorunda kardeşim diyorum. Let bana bir tane delegate ile I home view output'u vermek zorunda diyorum. Ve bu home view output sayesinde çalıştıracağım diyorum projemi. Ve bu işte null olabilir diyorum yine burada. Şuradan da arkadaşlar şuraya geldiğimde şu ilgili delegate'e de nil'i atarak burada rahatlığa kavuşturuyorum bu arkadaşı. Ardından buraya geldiğimde bu değeri de set etmek için şöyle yapıyorum. Ekran göründüğünde verebilmek için kullanabileceğim şey benim burada on view diye benim burada pardon view muydu şey perform şey on appear. On appear olduğunda yani ekran gözüktüğünde bak benim ekranımdaki o add dog view modulumun içerisine gidip şuraya ben onu tanımlayabilirim bu arada. Function add set delegate diyebilirim mesela buraya. Ya da set delegate de olur. Doğrudan ona da eşitleyebilirim bu arada. Yani şunu variable yapıp şöyle de yapabilirim bu arada. Önemli değil. Ama burada yapmak daha güzel olur. Şunu kapatıp bunu dışarıdan erişime kapatıp burada eşitleyip burada da şu alacağım instance'ı bu arkadaşı alıp şuna eşitleyebilirim. Gayet Swift UI'ya doymayan çıkabilir. Oldukça dolu dolu bir Swift UI'ımız oldu. Her yerde Swift UI artı Swift. Hepsini böyle üç üçe kullanmaya çalışsın tabii. Kafalar bir tık şey oluyor ama güzel. Set Delegate'e geldim. Bak burada verdim ya. Burada diyorum ki bak Set Delegate'le ben bu sayfada almıştım zaten. Bu Delegate'i ben o tarafa pes ediyorum. Pes ettiğimde bana diyor ki sen muhtemelen yanlış verdin bana diyor. Evet, bunu verdim. Bunu verdikten sonrasında ben artık şunu yapabiliyorum. Ben artık neye sahibim? Home View Output'un özelliğine sahibim, değil mi? Ben burada bir tane şöyle bir şey yapacağım bu arada. Bunu da yapmak istiyorum artık. Şöyle bir şeye ihtiyacım benim olabilir. Uygulamanın ekranında şimdi adam yazacak ya oraları. Yazdığında ben bunları kaydetmek istiyorsam benim aslında neye ihtiyacım var? Variable code mesela string. İşte ilk value'su bu. Ardından bunun hepsi published'tır. İşte bunu bir obje de yapabiliriz bu arada. Neyse böyle zaten
artık bu saatten sonra battı balık, şöyle gitti. Var code dedim. Ondan sonra publish it. Var code description, değil mi? Bir de image URL'im var. Image URL, bunların hepsini veriyorum buraya. Müthiş. Ve ardından benim burada sadece yapacağım son bir harekette burada ben diyorum ki butonum hepsi validate olma. Yani hepsi boş olmadığında gözüksün, öbür türlü dokunulamasın. O zaman diyorum ki bir completed value yapacağım. Validation check. Bunu bu arada burada completed de yapabilirdim şöyle. Bakın şurada var get completed. Burada is validate diye de kontrolümüz olabilirdi. Boolean gelindireceğim. Burada baktığım şey code nokta is empty olmuyor ve bunları şöyle code is empty ise, description is empty ise veya bunları image URL is empty ise, bunların üçünden herhangi bir tanesinde bir, yani üçü de is empty'liği false olduğunda benim için ekranım tamamdır diyeceğim aslında. Ve ben ekranıma döndüğümde şöyle bir kod yazabileceğim. Bakın şimdi. AddDogView'um nerede? AddDogView'um bak burada. Şimdi bu delegate'i verdim. Problem yok. Tamam, sana verdik. Yok. IHomeView output almadım mı? Ya ne aldım? Tamam, şu an doğru. Butonumda şunu yapabiliyorum arkadaşlar. Disabled diye bir properties var. Gördüğünüz gibi disabled'ın içerisine gelip home add dog view modulumun içerisinde is validate'i call ederek bu arkadaşı burada tanımlamış olabiliyorsunuz. Yani ben bunu burada çalıştırdığımda, bu arada bu form müthiş ekran yapıyor ya. Çok hoşuma gidiyor böyle. Formu eklemezseniz şey gibi oluyor. Paint tag gibi oluyor. Buraya ekleyince bakın şu an gördüğünüz gibi kapalı. Şuraları yazmaya başladıkça, buraları yazmaya başladıkça şunu yazamıyorum. Constant. Şunları bağlamadığım için çalışmıyor. Şunları bağlayayım bir. Home view model. Hepsi karıştı. Neyse. Karışma yok. Şunun içerisindeki şuraya verdim. Kod 1 2 bir şey daha var. Gözüme gözükmüyor. Evet bu. Text editor'daki ne? Description. Bu da image. Yes. Şimdi ben burada bunları call edersem 1 2 3. Nice. Kodum çalışıyor. Ardından ben buraya geldim de artık da diyorum ki kardeşim bunu git lütfen listeye ekle, Allah aşkına ekle. Ardından add and close diyorum mesela. Tamam mı? Benim zaten itemlerim. Adama diyorum ki buraya tıklayabilse demek ki validasyonu geçmiş. Adam bak benim home view output'umun içerisindeki add model and close'u call ediyorum. Bak bunu işte delegate yaptım. Protokolleri birbirine bağladım. Buradan da bir dog model oluşturuyorum. Dog modelin içerisinde de diyorum ki kardeşim senin kodun, bu yukarıdaki kodun işte integer halini çevirip de parse edebiliriz. Şöyle yapabiliriz yani. Int'in içerisine şu kodu verip eğer nullsa 4000 bilmem ne gibi bir şey yollayabilirim. Buradaki description description'dır. Image URL'de mesela boş yollayalım. Zaten boş yollayınca default image atıyor orada. Demiş olayım. Ve ekranıma döndükten sonrasında burası tamam. Burası mis. Burada problem yok. Şimdi burada bir problem olmayan kısımda artık home view'un son kısmına geliyorum. Home view'un son kısmı benim artık neyi yapmam gerekiyor? Benim burada, benim ekranımda bunu göstermem gerekiyor. Son adım bu kadar. Bunu nasıl göstereceksiniz ekranınızda? Bunu da göstermenin yolu şöyle. Full screen popover diye bir full screen cover diye bir objemiz var. Bakın burada is present olan. Bu is present olanı ben home view modulunun içerisindeki bakın is add view olanı veriyorum. Ardından bu content'e de benim bu home add miydi? Add home muydu? Add dog muydu? Dog add dog muydu? Bir şeyler vardı burada. Bayağı evet güzel. Dog add view. Kafa karıştıysa demek ki güzel şeyler yaptık. Güzel. Buraya veriyorum. Nice. Dog add view'umu buraya vereceğim. Merak etme geleceksin. Dog add view'umu bak buraya verdim. Dog add view'umu verince bu arkadaş diyecek ki kardeşim benim birkaç şeye ihtiyacım var. Ne ihtiyacım var? Bak senin bu home view output'a. Ya benim zaten home view modulumda var. Ah. Home view modulum senindir diyorum. Home view modulun içerisindeki o protokolü hop aldım oraya bind ettim ve burayı tamamlamış oldum. Yani günün sonunda ben buraya döndüğümde artık şu tarafa döndüğümde buraya döndüm. Burası çalışıyor gayet problemsiz. Ardından buraya gelip bastım. Bastığımda şu an burada bir şeyin tetiklenmemesinin sebebi çağırmamış olmamdır. Evet home view modulda çünkü şeyi çağırmamışım. Add model and close diye bir şey var doğru ama change add view'u call etmedik. Şimdi onu call edelim. Change add view call olacak. Hop change add view call oldu. Burası çağrıldı.
4440 falan gibi şeyler yazdım. Burayı boş bıraktım. A dedim. Add and close dedim. Mesela add and close dediğimde şu an çalışmış olması lazım. Peki neden çalışmamış olabilir? Hemen kontrolümüzde yapıp burayı kapatıyoruz. Add doc view moduna gidiyoruz. Set delegate ile delegate'imizi verdik. Burada problem yok. Ve şurada şunu da yapalım. Add and close'umuzda da şunu da bak şuraya her türlü output'umuza şeyi atalım. Eğer görmediysek veya yani belki gözümüzden kaçmıştır bir şey. Onu da şurada kolumuza edelim. Ardından burada zaten işimizi bitirmiş olacağız. Yani şuraya geldim. Hızlıca hemen bir debug'ımızı yapalım birlikte. Onu da görelim. Bakın şuradan debug preview dediğimde artık ben burada debug'ımı yapabiliyorum. Şimdi proje başladığında debug modda başlayacak. Şuradan giden her şeyi görüp ben artık işimi ona göre yapacağım. Şimdi oradaki hatamızı da anlayıp aslında projenin bir kısmını evet o da zaten dedi ki kardeşim dedi sen çok beni yordun dedi. Sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi gayet temiz. Şuralarımız hazır. Start debugging de şu an. Şu an preview etmeye çalışıyor. Bazen böyle bir tıkanıyor. Şimdi debug preview ettim. Bekliyoruz. Şimdi gelir o. Bazen bu Xcode'la birlikte çalıştığı için şey olabiliyor. Böyle ufak bir delay yapabiliyor. Bakıyoruz bakalım. Hele debug modunu aldığınızda özellikle şey yapıyor böyle. Biraz zorlama yapabiliyor ama problem yok. Ve muhtemelen o an instance'ı almadı ya da aldı biz o an kaydettik bir şey olmadı falan filan. Şöyle yapalım bir clean'imizi atalım. Build'imizi de atalım. Bir temizleyelim projenin o kısmını her şeyini. Ondan sonra resume edelim çalışır. Öyle olursa hemen command shift K, command B her türlü ardından resume edelim. Hatta ben eminim ki okey. Şimdi tekrardan bir kolumuzu debug etsin bakalım. Stop debugging dememe gerek yok. Gelmiş zaten. Şöyle bir daha çalıştıralım. Kapattım tekrar açtım. Preview modda. Artıya bastım. Güzel. Şey debug'a girmedi ama neyse. Debug'a girmedi. Onun debug'a girmedi nedenini anlamadım. Şuraya da bir hızlıca tekrardan debug preview yapabilir miyiz burada? Debug preview yaparsa kesin bir yerde bir instance'ı gözümden kaçırdım. Onu şimdi görüp orayı kapatacağız. Dog add view burada. Tamam bir gözümüzle hemen kontrol edelim. Home output burada. Burada problem yok. Buraya geldim. Add dog view modula set delegate ile bu adamın verdiği output delegate'i set ettik. Burada problem yok. Tamam. Şu an bir sıkıntımızın olmaması lazım. Evet bak şuraya geldi. Bak şimdi burada hemen şöyle bir delegate'i kontrol edelim. Ne gelmiş? Aa nil gelmiş. Bundan ötürü mü diyeceğim? Evet buradan ötürü olabilir. Şey öbür tarafa gidelim home view'a. Home view'dan gelmedi ki onun için şey yapmış olabilir. Şuradan gelsin bakayım. Tamam bak şu an geldi. Po. Ne oldu? Ben bunu buradan çözeceğim. Şimdi çözüyorum. O inat etti. Ben ettim. Bakalım hangimiz şey olacak. Şimdi burada delegate not. Çünkü zaten etteyiz. Problem yok. Buradası değil. Şimdi tetiklediğim sayfa çalıştığı için şu an bu sayfa çalışacak. Bu sayfa çalışacak. Tamam. Delegate'e geldi. Bunu geç. Hayır ben şeyde kalmasını istiyorum. Şunların hepsini kapatabilir miyiz? Şunlar bile karıştı. Şurada kal. Evet hocam. Kapat hocam hepsini. Nice. Tamam. Sıfır bir temiz bir startımız verelim. Ben eminim orada problem olmadığını. Çünkü şöyle bir yukarıya alalım. Şu an debug modda mısın? Evet tamam. Artıya bastım. Şuraları bir dolduralım. Image and close'a bastım. Ama yine o debug mod tetiklenmedi. Bir daha bir debug modda tetiklenmeye bakacağım. Eğer olmazsa da onu artık ben size sonra paylaşırım. Ama kesin bir yerde ya bir şey unuttum. Ha bak burada kola etmemişiz. Function içi boş. Evet sayın arkadaşlar. Bu da bir buçuk saatin verdiği sanırsam etkiyle. Ve kodumuza döndüğümüzde çalışmanın verdiği gururla gece rahat uyuyabiliriz. Şimdi bunu ben yapmadan yapsaydım uyuyamazdım. Şimdi rahatım. Çağırmamışız.
Diyoruz niye delege etmedi? Tamam, şimdi debug'ı da kapatabiliriz hatta. Normal live preview bize yeterli. Evet, çalışalım hocam. Bizim için debug'a gerek yok şu an itibaren. Geldi. Artıya bastım. Kodu böyle bir şeyler verdim. Burayı verdim. İmajı A verdim. Eden close dedim. Ekranımı kapattı. İşte ekranıma gidelim bakalım. En sonunda ben bir tane yeni bir data görmek istiyorum şurada. Şuraya doğru gittiğimde şöyle. Gördüğünüz gibi Asadas falan filan tarzı bir data geldi. Ve ekranımda bunu görmüş oldum. Evet sayın arkadaşlar. Oldukça yoğun bir Swift UI, Swift ve içeriği yapmış olduk hep birlikte. Sonuna geldik. Şunu ben sizle birlikte push'umu da atayım buradayken, hazır gözümüzün önündeyken. Git init diyeyim şöyle. Git at nokta git commit exam project has done with service deyip şöyle pushlayalım. GitHub PR repo create diyelim. Bu arada varsa Leji'deki arkadaşlar da uyuduğu için problem yok. Onlar bari buradadır. Onlar da buradaysa onları da alabiliriz. Projeyi bu pushluyorum. Gerçekten ağzına sağlık, Türkçe böyle bir kaynak bu kadar derece detaylı çok zor. Vallahi teşekkür ederim Gire. Altın değerinde gerçekten bu video da. Teşekkür ederim. Siliyor muyuz yoksa ötüleyeceğiz gibi anlattı. Çabuk yetişin, her an sileriz. Git push, bu arada push'u da attım. İsteyen arkadaşlar doğrudan şeyden erişebilir. Zaten videoyu da kanaldan arkadaşlar paylaşacak. Var ben mı? Bir de ekleme yapayım. Evet. Sertifika almak için linki şu an chat'te paylaştık. Buradan sertifikanızı alabilirsiniz. Süper. O zaman sorumuz olan var mı Giray'cığım ya da senin var mı? Nasıl, ne yaptık? Vallahi elimden geldiği kadarıyla dallanmadan böyle gitmeye çalıştım. Çünkü her şey başka bir dal. Ve böyle uzuyor. Dediğim gibi genelde ben çoğu kaynağı araştırıyorum ama bu konuyla ilgili hiç görmemiştim. Ben de bir saat 10. dakikaya kadar falan çok iyi gittim ama son 10-15 dakikada falan koptu. Ben de Git'ten kontrol edeceğim şimdi. GitHub'dan tekrar kontrol edeceğim kodları zaten. Süper. Onun dışında benim sormak istediğim bir tane soru var. Bu Geometry Reader'la UI Main Bounce arasındaki fark tam olarak ne? Niye iki farklı kullanım var? Aslında aynı işlevi görüyor gibi. Aslında hemen hemen aynı işlemi dediğin gibi görüyor. Geometry Reader biraz daha bu verdiğin alan var ya, mesela demin gösterdim. 200'lük bir size verdin ya, o 200'lük size'ı da aslında hesaplatıyor sana. Yani o 200'lük size içindeki alanı, ama benim bildiğim UI Bounce'da bütün size'ın hepsini alıyor. Yani o ekran size'ı var ya, ekran size'ındaki bütün height'ı ve width'i alıyor diye biliyorum. Geometry Reader'da ise herhangi bir view'un içerisinde size verdiğin veya bir yerde verdiğinde oradaki size'ı sana hesaplatıp matematik yapma imkanı sağlıyor diye biliyorum. Ben o şekilde kullanıyorum en azından. Anladım. Yani UI screen tüm ekranı veriyor, tüm ekranın ben boyutunu öyle veriyor. Evet. UI screen çok kullanmadım. Orada belki ne yanlışım olabilir ama ben genelde bir Geometry Reader'la tak tak oraları çözüyorum. Ama öyle görmüştüm, öyle okumuştum yani. Vallahi sonuna kadar kalan arkadaşların hepsinin eline koluna emeğine sağlık. Sizin kadar ben de yoruldum ama dediğim gibi böyle ben birçok arkadaşımız oluyor işte. Bunları dinleyip buradakilerin üzerine bir şey koyup benim yanlış bir olduğum noktada kesinlikle hayatta gerçek gibi vardı. Bunu da üzerine siz de kendi yorumunuzu katıp iş görüşmesine girdiğinizde zaten şey diyorsunuz. Hemen böyle beyinde bir şey. Aa, Veli Hoca diyorsunuz. Ben o zaman çok mutlu oluyorum. Zaten birçok arkadaş bana özel hocam diyor, konuştuğumuz şeyler çıktı diyor, interview'da diyor, işe girdik falan. Çok mutlu oluyorum. Swift UI'nin tabii yolu da var, gelişeceği şeyler de var. Hani mesela belki normal bir Swift programlamada çok daha net konuşacağımız konular varken Swift UI'de biri böyle yapabilir, biri başka yapabilir. Ama burada özellikle protokol programlamayla bunların hepsini birleştirip delegate'lerimizi veya işte generic programlamayı ya da işte localization'ını vesaire bunların hepsini birlikte kullanmayı başarırsak bizden şeyi yok arkadaşlar. Bizden temizliği, bizden güçlüsü yok diyebilirim. Sorumuz var mı chat'te ya da şeyimiz var mı? Şu anlık bir soru göremiyorum ben. Ki tamam. Olmayacak gibi de büyük ihtimal. Tamam, süper.
Zaten ben Seyle ilk konuştum. Bu Seyle hocam dedi 1,5 saatimiz var. Dedim ki 1,5 saat nasıl bitecek? 1,5 saat olmuş. Benim YouTube videoları gibi oldu. Video başlarken diyorum bugün az anlatacağım 10 dakika. Sonra bir bakıyorum 1,5 saat olmuş. Ama o genelde X kodun yavaşlığından ya da bazen hata vermesinden de uzuyor. Evet. Her zaman şey olur. O zaman ne yapalım? Yavaştan kapatalım mı? Evet, biz tekrar teşekkür ederiz. Ayrıyeten dönemin son etkinliğinde iOS'un en yeni teknolojisiyle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum ben. Buse, istersen sen de bir Buse burada mı? Buse arada uyudu. geliyor şu an. Merhabalar. Evet, çok teşekkür Merhaba. ederiz Veli Bey. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Yani Sivit hakkında herhangi bir bilgim olmamasına rağmen ben bile yani bayağı dikkatli izledim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür Ağzınıza bu arada sağlık. ben de teşekkür ederim başta Buse'ye, Gide'ye hem de DSC Okan Üniversitesi'nde benim belki görmediğim diğer arkadaşlar da vardır. Onların arka taraftaki bütün arkadaşların eline emeğine sağlık. Sizlerin de. Teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Yine ilerleyen zamanlarda hep birlikteyiz. Yine görüşürüz, yine konuşuruz. Sorularınız olursa da yine birlikteyiz. Sorup, görüşüp projelerimizi Tabii ki çok teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Tekrardan. O zaman görüşmek üzere diyelim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.